Farklı Düşün Podcast'inin 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Bulan. Bu hafta bir konuğumuz daha var Mert. Geçen hafta Fatih Arslan'ı konuk etmiştik. Bu hafta Burak Yiğitkaya. Kendisine kısaca BYK diyoruz. İnternet ortamlarında BYK konumuz. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Merhaba. Bilmeyenler varsa Burak kıdemli yazılımcı dediğimiz kadrodan geçen hafta Fatih Arslan'dan şirket atmıştık ama Burak daha önceden senin Mozilla Foundation var, Discuss var bildiğim kadarıyla, Facebook var. Başka atladığın bir şey var mı çalıştığın yerler arasında? Ve şu anda GetCenter'de çalışıyorsun. Evet. Daha önce bir de Discuss'tan önce Mozilla'ya Discuss'tan önce bir de Equality diye bir yerde çalışıyordum. Hatta bir de arada Groups Inc. var. Bir iki tane onlar da yine bayağı olmuş. Tabii burada şöyle bir şey var. Bunların hepsi yurt dışı şirketi. Biraz da aslında bugün bu konuyu konuşacağız. Hem yurt dışında çalışmak, sen şu an İzmir'den bize katılıyorsun. İzmir'de yaşıyorsun, yurt dışında çalışıyorsun ama yurt dışında da çalıştın. Bu şirketten ofislerinde de çalıştın. Biraz senin bu konudaki deneyimlerini bir öğrenmek. Hem de Facebook'ta çalışmış birisini bulmuşken biraz Facebook'ta durumlar nasıldı? Bugün biliyorsun Facebook çok fazla medya sayesinde çok sevilen bir şirket değil. Hani senin buna bakışının farklı olduğunu biliyorum az çok. O yüzden bir o konuda da düşüncelerini dinlemek istedik açıkçası. Hoş geldin tekrardan podcast'a. Çok teşekkür ederim. Facebook'la özellikle ilgili hani o insana yaklaşımını ele almak ilginç olacak. Benim sevdiğim konulardan bir tanesi açıkçası. Evet. Mert, o zaman burada topu sana atıyorum. Sen ufaktan sorularına başlayabiliyorum. Çünkü sen çok fazla merak ettiğin konu var bu yurt dışında çalışmak. Değil ki sen de yurt dışında çalışıyorsun. Bir senden dinleyelim bakalım sorularını. Tabii. Ben aslında Burak'la bilmiyorum 5-6 yıl önce falan üniversitede okuyorken İzmir'de tanışmıştım. Çok o zamanlar yaygın bir şey değildi. İzmir'de bir yazılımcı, kıdemli yazılımcı bulmak. Bayağı birlikte zaman geçirmiştik, hatta kendisi üniversitede bize benim arkadaş grubuma birkaç ders de vermişti. O zamandan beri tanışıyoruz. Ben aslında ilk olarak şeyi merak ediyorum abi, ben yanlış hatırlamıyorsam senin Discuss maceran İzmir'de başladı ve daha sonra seni Kaliforniya'ya çekti, oraya yerleştin. Kaliforniya'da bir süre yaşadın, ne kadar yaşadın tam hatırlamıyorum, onu da söylersin. Ama daha sonra Kaliforniya'da yaşamaktan vazgeçtim ve tekrardan İzmir'e döndüm. Şimdi ben ilk olarak o şey macerasını merak ediyorum. İşte Kaliforniya macerasını, oraya taşınma, yerleşme, ev bulma. İşte çünkü işte şu anda baktığında Kaliforniya herkes için bir Amerikan rüyası gibi. Herkes oraya gitmek istiyor. Gerçi şu sıralarda biraz daha değişiyordu. Genelde Texas Austin'e kaymış durumda ama genelde hala işte o Amerikan rüyası Kaliforniya için yaşanıyor. Oradan başlamak istiyorum. Daha sonra Londra maceranla devam ederiz diye düşünüyorum. Evet. Tamam. Şöyle diyeyim. Şimdi Discuss'la ilk görüştüğümüzde aslında direkt hedef her zaman için hani San Francisco ofislerine gitmemdi. Ama vize süreçleri, bu H-1B diye bir vize var Amerikalıların işte yurt dışından kalifiye eleman getirmek için kullandıkları standart vize. Orada işte bir başvuru süreci, kota vesaire gibi şeyler olduğu için ancak Nisan'da başvurabiliyorsunuz ve vize Ekim ayında geçerli hale geliyor eğer çıkarsa. Ama biz onlarla Ocak ayında görüşmüştük. O yüzden hani bir an önce şeyi başlatabilmek için, nedir hani çalışmaya başlayabilmem için Nisan ayından itibaren beni uzaktan çalıştırmaya başladılar. Daha sonrasında da hani vize süreci tamamlanınca Ekim ayında ben ülkeye giriş yaptım ve o şekilde çalışmaya devam ettim orada. Yani İzmir'den çalışmak o sırada tabii geçici olduğum için çok süper keyifli diyemem. Çünkü o zaman evi de ona göre daha az konforlu tutuyorsun. Hani ofisin tam olmuyor vesaire falan. Yine de güzel bir tecrübeydi. Ama San Francisco'ya gittiğimiz zaman hani Kaliforniya diyorsun ama San Francisco ile Kaliforniya tam yine de hani aynı birbirinin yerine kullanılabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Kaliforniya sonuçta Türkiye kadar bir eyalet neredeyse. Ve hani içinde çok güzel yaşaması, çok keyifli yerleri de var. San Francisco bence yaşamak için bunlardan bir tanesi değil, en azından şimdiki şartlar altında. İnanılmaz bir ev problemi var. Yani zamanında oradan ev almış insanlar yeni ev yapılmasının önüne geçmişler. Ya işte bizim evimizin değeri düşer, şöyle olur, böyle olur vesaire çeşitli bahanelerle.
bir kısmını rent control dedikleri, yani kira artışlarını sınırlayan yasalarla falan filan kontrol altında tutmaya çalışmış devlet, ama uzun vadede yeteri kadar ev yapılmayıp da bütün silikon vadisi şirketleri de San Francisco'ya eleman almaya, çekmeye çalışmaya başlayınca inanılmaz bir ev krizi çıkmış. Ben oraya ilk gittiğimde yaşadığım şoku anlatamam size yani. Sonuçta şöyle düşünün, üniversiteden mezun olmuşum, işte askerliğimi yapmışım, sonuçta az çok ev nasıldır vesairedir falan görmüşüm, biliyorum falan. Oraya bir gittim, adamın bana teklif ettiği evler işte bir evin bodrum katındaki boş oda mesela, atıyorum. Of. Ya da mesela bir evin böyle yan tarafında şey var, yani böyle kulübem trak işte şeyleri, misafiri geldiği zaman falan kalacağı bir tane oda var, belki mutfağı da var. İşte bu, ya girişi ayrı diyor, ya da mesela girişi ortak ama sen yandan biz seni görmeyeceğiz diyor mesela falan böyle. Ya da bir başka bir tanesi sadece bir tane odayı kiralıyor. Öbürküsü stüdyo, daire dediği şey aslında mutfak, tuvalet ve yatak odasının aynı yerde olduğu böyle 30 metrekare falan bir oda, belki 30 metrekare yok bile falan, hani böyle yerler. Buralar istedikleri kiralar işte $1,000, $1,500 falan gibi böyle uçuk paralar. Bir daha abi, sen oraya evliyken gitmiştin yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Tabii tabii, zaten şimdi konu oraya gelecek. Şimdi ben hani o aşamada zaten çok uzun süredir bir ilişkim vardı eşimle ve evlenmiştik. Ve hani hayatımızı kurup orada devam ettirmek istiyoruz falan. Şimdi evli olarak oraya gitmeyle bekar olarak gitmek ya da öğrenciyken ya da öğrencilikten hemen sonra gitmek arasında ciddi farklar var. Mesela bu dediklerimin hepsi sonuçta orada hayat kurmak isteyen ve işte birlikte gideceği birisi olmayan ya da buna okey olan ve kendisi de hani bu şartlara uyum sağlayabilecek insanlar için çok hani böyle can sıkıcı şeyler değil. Tamam ya diyorsun, hani bir iki yıl bir yerde daha kötü şartlarda yaşarım, sonra ona göre kendime daha uygun yerlere giderim falan filan diyebilirsin, ama yani bizim için sonuçta düşünsene, evlenmişsin, Türkiye'de zaten doğru düzgün evin yok, oraya gidip bir ev kurmak istiyorsun ve kiralar bu şekilde, bulduğun evlerin konumları vesaire falan çok kötü, içleri de genelde çok iyi durumda olmuyor falan. Daha da kötüsü, bu saçma bahsettiğim durumda bile o bahsettiğim kötü evleri almak için, bu arada ben havada çift tırnak falan yapıyorum maalesef, kamera yok burada tabii. Bu kötü evleri bulmak için bile önceden sıraya giriyorsun ya da ne bileyim işte koşa koşa ev partisi, şey ev gösterme zamanlamasını falan tutturmaya çalışıyorsun. Yani bulmak çok zor bu kadar kötü şeylere rağmen. Neyse, uzun yapın kısası. Oraya gittim. Önce ilk ay zaten geçici Airbnb kiralamıştım, bir tane korkunç stüdyo daire bir tane. Böyle San Francisco'nun en kötü yerlerinden bir tanesi, 16. cadde ve Mission diye bir tane metro istasyonu var, tam onun köşesindeydi. Duyan arkadaşlar dikkat et falan diyorlar, böyle niye kötü bir yer mi falan filan. Gidince anlarsın dediler, böyle değişik bir yer falan. Şimdi onlar da politik doğruculuk oynuyorlar orada. Bir gittim, sokakta şırıngalar falan var yani, o derece hani bayağı manyakça bir yerdi. Neyse, bir ben ay orada yaşadım. Ben şey merak ediyorum abi, sözünü kestim. Yani şey, şöyle düşünüyorum ben tabii, şu an sen dedin işte $1,000 veriyorsun, zindan gibi evler falan filan. Yani işte oraya gittiğin şirket sana yeterince maaş vermiyor mu da hani daha böyle affordable ya da işte daha iyi evler tutabilirsin, atıyorum yani $3,000'lık evi tut da. Çünkü şöyle bir algı var abi, biliyorsundur yani, işte Amerika'da yazılımcı olarak gidiyorsan en az $100,000'dan başlıyorsundur, 150,000 işte $200,000 gidiyordur, işte eyalete göre vergisi değişiyor, işte bunun %20'sini falan kestin, kaldı mı $70,000, işte bunu 12'ye böl falan, ayda $6,000 sana şey kalıyor falan, işte genelde ya işte o hesaplar maaşın... İşte hayır, bu bilinen hesaplar bu şekildedir ya işte, evet, neden işte yanlış? Türkiye'de hani, mesela, Türkiye'de onu... mesela yurt dışıyla en büyük farklardan bir tanesi, ya yani Avrupa'dan çok emin değilim ama Amerika'da en azından sana brüt maaşını söylenir her zaman. İngiltere'de de böyleydi, sana brüt maaşını söylüyorlar, sonra oradan vergiler kesiliyor kesiliyor, eline kuş kadar bir şey geçiyor. Şimdi Türkiye'de böyle değil, net atıyorum işte ayda net $5,000 alacaksın, ayda net $10,000 alacaksın, neyse hani bunu söylerler sana, sen de bilirsin ki o ayın sonunda eline yaklaşık olarak işte $10,100 geçer mesela, atıyorum ya da $10,055 geçer falan. Şimdi yurt dışında böyle değil. Sana diyor ki işte yıllık $100,000 alacaksın. İşte soruyorum millete, yani $100,000 nedir? Şey $100,000 ödüyorum, $100,000 işte iyi bir para mıdır, nedir, şu mudur, bu mudur falan filan. Ya en az o kadar olması lazım mesela, tamam şimdi. En az deyince hani ne kadar en az kötü falan diye şey yapıyorsun. Neyse işte bir hesap kitap yapıyorsun bilmem ne. Bir tutmadı o, tamam ya, %20 falan değil vergiler. Yani %30-40'a yaklaşan vergileri vardı o zaman. Çünkü Kaliforniya en yüksek vergi alan yerlerden bir tanesi. Bir de şehir vergisi var. San Francisco'nun kendisi de hani yüksek vergili bir yer. Evet, federal bir yer olduğu için Amerika böyle şehir bazında bile ya da en azından county bazında falan inanılmaz böyle satış vergisinden bir kadar değişiklikler olabiliyor. Neyse, oraya gittiğimizde yani tam hatırlamıyorum net rakam ama ya $5,000 yakın civarında bir paraya denk geliyordu, $100,000 yıllık maaş. Benim maaşımda ona yakın bir şey olması lazım. Şimdi benim
yani benim ihtiyacıma cevap verecek evlerde minimum 2.000-2.500 dolar civarında kirası var. Daha da ilginci, size maaşınızı iki taksit olarak veriyorlar. 15 günde bir veriyorlardı. Yani işte şöyle diyeyim, ben bir taksitini direkt komple kiraya yatırıyordum. Kalan taksitle yaşamaya çalışıyordum. Şimdi bir kere maaşın yarısını kiraya vermek çok saçma bir şey. Yani zaten üçte birinden fazlasını kiraya verdiğin anda sen fakir konumuna düşüyorsun. Ki San Francisco bir aşırı pahalı bir şehir. Yani parktan yeme içmesine bilmem nesine kadar aşırı aşırı pahalı bir şehir. İnternet vırt sırt zaten ayda 100-150 dolar sırf onlara direkt veriyorsun. İşte evde yemek yapamıyorsan ki ben yapamıyordum. Bir oturup çıkıp yemen 50 dolardan aşağı kapatamazsın kolay kolay yani düzgün bir yemeği. Bunun işte bir de bu arada 50 dolar diyorsun tabii bunun içinde şey de var sonradan. Orada da öyle bir ilginçlik var. Fiyatlar da KDV hariç fiyatlar. Yani mesela bir lojistere oturuyorsun menüde 30 dolar diyor. Sonra bir fatura geliyor sana 45 dolar. Niye? İşte üzerine %10 işte yemek KDV'si, yok tip bilmem nesi, yok efendim işte eyalet bilmem ne vergisi falan derken böyle bir şeyler çıkıyor. Öyle ilginçlikleri var. Hepsini geçtim. Meyve, sebze vesaire falan da hani Kaliforniya çok bolluk, bereket ülkesidir falan filan diyorsun ama kaliteli düzgünlüğü almak o da çok pahalı. İşte Doğukan'da bir videomuz vardı yıllar önceden. Belki izleyen vardır. Orada işte menemen 15 dolar diyordu mesela. Türkiye'de menemen işte ucuz bir yemek falan diye. Ama işte orada gidiyorsun, 3 tane domates alıyorsun, 15 dolar yani. O açılardan Kaliforniya böyle yaşaması çok rahat, konforlu ya da işte Allah'ım 100 bin dolar inanılmaz iyi para falan öyle bir şey değil. Yani şu an ailesiyle oraya gidecek bir insanın 200-250 bin dolardan aşağı paralarla gidip de orada rahat etmesinin zor olacağını düşünüyorum açıkçası. Eğer tabii tek maaş için konuşuyorum. Şimdi gelelim ikinci kısmına. Sen oraya giderken H1B ile gidiyorsun. H1B dediğim vize de gerçi alternatif O1 falan gibi vizeler var ama en sık kullanılan H1B benimki de oydu. Sadece sana çalışma izni veriyor. O da hatta 3 yıl limiti var. 3 artı 3'ten 2 toplam 6 yıla kadar çalışabiliyorsun. Eşine ya da işte çoluğuna çocuğuna vesaire çalışma izni vermiyor kesinlikle. Hatta herhangi bir şekilde para kazanma da tamamen yasak. Şimdi gene tek başına gidiyorsan hiç problem yok. Ama işte ben eşimle gidiyordum. Ve önce işi ben bulmuştum orada sonuçta. Sonra onun da aynı işte H1B sürecinden geçmesi gerekiyordu. Ama en büyük problem şu. Biz Ekim ayında gittik oraya. Uzaktan iş bulmak zaten çok kolay değil. O daha yazılım sektörüne nispeten yeni giriş yapmıştı o sıralarda da. Ve yani biz başvurularımıza yeterince hızlı cevap alamadık. Ve bizim zaten bu işi Nisan ayında kapatmamız gerekiyordu ki bir sonraki Ekim ayında çalışma şansımız olsun eşimin. Nisan ayına kadar da başvurulara bir doğru düzgün sonuç alamayınca bu ne demek oluyor? Bir sonraki Ekim ayına yani 1,5 sene eşimin işsiz kalması demek oluyordu. Yani çok kabul edilebilir bir durum değil açıkçası. O yüzden de hani seçeneklerimizi değerlendirip baktık. O da dedik ki o zaman ben buradan çok daha fazla vakit kaybetmeden geri döneyim. En azından orada Türkiye'de çalışmak konusunda bir sıkıntım yok. Sen de ona göre ayarlayıp gelirsin dedi. Yaklaşık 6 ay ayrı kalmak zorunda kaldık daha yeni evliyken. İşte ben orada toplam 1 sene kalmış oldum. Eşim de yaklaşık 2-3 ay kalmış oldu. Çünkü ben oraya gittikten birkaç ay sonra onu getirdim. Onu söyledim bu arada ev bulma sürecinde. Hani ben 1 aylık gittim Airbnb'yi 2 aya uzattım nefret ettiğim halde. Ondan sonra da hani güç bela ayda 2500 dolar kirası olan bir odalı bir ev bulabilmiştim. Ama o bile hani bayağı problemliydi yani. O yüzden dediğim gibi gidecek olanlara hani tavsiye mavi rüya falan değil yani. Öyle 100 bin dolar inanılmaz çok iyi para. Şimdi bir de 8 ile çarpalım 800 bin Türk lirası ediyor falan gibi bir durum yok ortada yani. Hani o vergi işini çok iyi araştırmak gerekiyor yani. Ama mesela ya. Seattle'a gidenler çok daha düşük vergi ödüyor. Onlar da galiba %20'ye denk geliyor. Çünkü onlar sadece federal vergi veriyorlar. Onların şartları tabii ki daha iyi olacaktır. Ama muhtemelen oradaki ev fiyatları da ona göre biraz daha yüksek olabilir. Gerçi orada ev konusunda San Francisco kadar sıkıntı yok sanırım ama dediğim gibi çok bölgeye göre değişiyor ama San Francisco özelinde konuşursak çok güzel değil. Bay Area'ya genelinde bakarsak biraz daha yaşanabilir. Ama yani çok süper değil şartlar. Ya o zaman şey diyebiliyor muyuz abi mesela işte bu büyük teknoloji şirketlerin verdikleri işte giriş seviyesindeki maaşlar normal maaşlar yani öyle çok uçuk işte adam üniversiteden mezun olmuş 150 bin dolar işte genelde de şey oluyor benim bildiğim maaş 150 bin dolar base salary oluyor işte maaş oluyor. Üzerine işte atıyorum 250 bin dolar da şey ekliyorlar işte stok ekliyorlar, hisse ekliyorlar. Diyorsun ki 400 bin dolar kazanacağım ama günün sonunda aylık eline geçecek para senin bahsettiğin gibi işte maksimum belki 5 bin dolar falan bir şey olacak. Stok zaten anında gelmeyecek. Öyle saçma bir durum olacak. Yani aslında onların verdikleri maaş o kadar da böyle en azından giriş seviyesindekiler için çok cezbedici bir şey değil diyebilir miyiz? Yaş.
Ya şöyle nasıl baktığına bağlı. Yani sonuçta Amerika'ya gidip kariyer yapmayı başlatmak için verdikleri paralar kötü paralar değil. Ama şöyle düşünelim. Türkiye'de mesela klasik İstanbul ve işte daha taşra sayılabilecek yerler örneği var. İstanbul Ankara arasında bile muhtemelen maliyet farkları vardır. Gene sallıyorum piyasayı hiç bilmediğim için. İşte İstanbul'da birisi gene 10 bin liradan gidiyor yuvarlak sayı. İstanbul'da junior geliştirici 10 bin lira maaş alırken atıyorum Ankara'da junior geliştirici 8 bin lira maaş alır. Niye? İşte İstanbul daha pahalı şehirdir. Ama işte Ankara'da 8 bin lira alan kişi kendi şartlarına bakıp o ayda 10 bin lira alıyorlar ne kadar iyi para diyebilir. Ama oraya gittiği zaman bir bakar ki İstanbul'da aslında 10 bin lira 8 bin, Ankara'daki 8 bin lira göre daha düşük alım gücüne sahiptir. Hani iş aslında özünde buraya geliyor. Bu şimdi baz maaş kısmı. İşte yan haklardır, stoktur vesaire, bonustur falan filan. Şöyle şimdi bonus dediğin şey tam güzel falan filan ama yani sana 3 ayda bir, 6 ayda bir verdiği fazladan 1000-2000 doların çok bir esprisi yok, anladın mı? Yani hani ne bileyim, harcayacak mısın? Kenara mı koyacaksın? 3 ayda bir 1000 dolar kenara atsan yıl sonunda 3000 dolar birikim yapmış olursun. Kötü para değil ama hani böyle hayatını değiştirecek bir para kesinlikle değil. Burada kazanacağın para olursa stoklardan olur. Şimdi startup dediğin şirketler yani Facebook vesairelere geçiyorum. Daha halka açılmamış şirketler sana stok da vermiyor. Onlar sana stok option veriyor. Bu çok uzun bir konu ama özünde söyleyeyim. Sana stokları belirli bir fiyattan alma hakkı veriyor. Sonra sen ileride önce o parayı bir yatırıp riske edip sonrasında atıyorum 5 kat 10 kat katlayarak o parayı alman ve aradaki vergiyi de çatır çatır Amerikan hükümetine ödemen gerekiyor. O yüzden karlı olmakla birlikte yani böyle şirketin 10 kat değerlenmeyecekse falan ve sen şirkete çok erken girmediysen stock option'lar da öyle çok çok süper şeyler değil. Burada en temizi RSU dediğimiz işte bu Facebook'un, Amazon'un falan verdiği doğrudan hisseler. İşte bunlar da 3 ayda bir ya da ayda bir vesaire bir hak edişin oluyor. Onlardan da işte gene vergisini düşüp sana hesabına yatırıyorlar. O para güzel bir para. Londra'dayken mesela Facebook'ta çalışırken bana da hisse geldi falan filan ama onun da şöyle bir şeyi var. Bir, para sana aslında nakit gelmiyor. Sonuçta sana hisse senedi veriyorlar. Ama buna rağmen sanki senin eline nakit para geçiyormuş gibi vergi dilimin çatır çatır yükseliyor. Onun vergilerini çok güzel toptan ödüyorsun. İkincisi, şimdi o hisseleri bozsan bir türlü, bozmasan bir türlü bozmaman lazım idealinde. Çünkü hani piyasa değeri artacak vesaire falan filan. Ama bu şey, eğer bazı maaşın yetmiyorsa o hisseleri bozmak zorundasın. Hani birikim yapmak yerine. Hani öyle bir Ki ikilemde kalabilirsin. vergisini ödeyebilirsin o şeyin hissenin. Onu Değil zaten mi? otomatik yapıyor. Onu sana bile sormuyor. Atıyorum sana 5 tane hisse verdiyse o 5 tane hissenin 2,5 tanesini daha sana vermeden bozup çat diye vergisini oradan düşüp öyle veriyor sana. En azından İngiltere'de böyleydi. Amerika'da belki daha farklıdır. Öyle bir durum var. Ama o parayı birikim yapmak için kullanabilirsin. Yani sana verdikleri o yıllık 400 bin dolar muhabbetin işte yarısını vergiye verdin falan düşünürsen. Ve eğer bir şeyse sana doğrudan hisse veren bir şirketse evet o kısmı maddi açıdan mantıklı bir şey hale gelebilir. Onun dışında ne diyecektim? Yani böyle diğer verdikleri yanaklar falan filan işte mesela yol parası veriyorsa o iyidir. İşte yemek mesela Facebook ofislerinde yemek yiyebiliyordun o bayağı tasarruf ettirebiliyor senin kahvaltını mevaltını orada yaptığın zaman hani hem zaman olarak tasarruf ettiriyor hem işte alışveriş vesaire dışarıya para vermiyorsa onlar işe yarıyor. Falan filan. Yani o yurt dışındaki şirketlere, büyük şirketlere gitmek bence iyi hala. Ama yani öyle hayal işte oradaki insanlar para içinde yüzüyor falan gibi bir şey yok. Ha, ikinci son olarak da şunu söyleyeyim. Şimdi bu ülkelerin genel ortalaması, İngiltere'nin, Amerika'nın mesela sanıyorum yıllık ortalama ya da medyan gelir böyle 20-30 bin dolar civarında falan bir para. Yani Türkiye'de de böyle muhtemelen yıllık işte 20-30 bin liradır belki yani gene sayıları bilmeden atıyorum ama hani şimdi sen oradaki insanlara gidip de adam Texas'ta ya da Denver'da bilmem nerede yaşıyor. Adamın belki kirası 500 dolar tamam mı? Ya da 300 dolar. İşte ayda toplam harcaması gereken para 1000 dolar falan. Sen o adama gidip de ya ben yılda 100 bin dolar kazanıyorum ama geçinemiyorum dersen adam seni dövese geliyor. Yani açıkçası hani daha kibarı yok bu işin. Ama işte dedim ya alım gücü gerçeklerine baktığın zaman sen aslında o adamdan daha konforsuz ve kötü bir hayat yaşıyorsun aslında. Onu gösteremiyorsun. Burada tek avantajın dediğim gibi stoklar varsa optional değil. Stok varsa ancak oradan para kazanabilirsin. Hatta Burcu Doğan da yazıyordu stoklardan para kazanırsınız diye. Evet. İşte bu kadar süre sonra anladık bunu. O zaman senin için Amerikan rüyası bir nevi sönmüş oldu. Kısa sürdü. Bir yıl dedim yanlış hatırlamıyorsam. Amerika'da bir yıl yaşadım ama sonra döndüm Türkiye'de Disqus'ta 3,5 yıllar çalışmaya devam ettim. Yani benim için Amerikan rüyası demiyorum ama kaliteli bir yazılım şirketiyle çalışmak ki genelde Amerikan yazılım şirketleri şu an benim için bu konuda hem hani pioneer dediğim ufuk açan, Önce. öncülük yapan şirketler hem de iş kültürleri gerçekten Türkiye'deki birçok iş yerine göre çok daha oturmuş, düzgün yerler. O benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Hala da onun peşinden koşuyorum. Hani Türkiye'deki şirketlerin çoğu kimse yanlış anlamasın. Kültür açısından buna eşleyemiyorlar. Yani hani şimdi isim vermeyeceğim ama birkaç şirket biliyorum. Çok şaşırttı beni açıkçası söyledim. Yani onlardan daha iyi olmalarını bekliyordum ama göremiyorum standartları maalesef.
Peki abi sen şimdi İzmir'e geldin. İzmir'de 3 yıl dedin. Çalışmaya devam ettin. Peki biraz da İzmir'deki yaşamını da bahsedelim. Bilmiyorum dinleyenleri ben istatistiklere baktığımda genelde çoğunluğu İstanbul'dan oluyor. Yani İzmir'deki yaşam nasıl? Bilmiyorum sen İstanbul'da hiç kaldın mı? O karşılaştırabiliyor musun? Ya İstanbul'da yaşamadım hiç uzun süre ama İstanbul'a tabii ki gelip gittim. Hatta 15-20 günlük hani daha uzun kalışlarım falan da oldu. İstanbul çok kozmopolit bir şehir. Yani İzmir'e göre en büyük gördüğüm fark o. Hani çok çok daha geniş. Yani İstanbul kendi içinde küçük bir ülke gibi hatta öyle diyeyim. Hani bir ucundan bir ucuna farklı şekillerde gidip inanılmaz farklı tecrübeler bulabilirsin. Aradığın her şeyi bulursun muhtemelen. Hani satın alma açısından ya da ne bileyim ilginç tecrübe atıyorum kafe, bar vesaire gibi şeylerde çok farklı bütün konseptlerin bir arada olduğu çok kozmopolit bir şehir. İzmir onun yanında büyümüş ve gelişmiş bir köye benziyor açıkçası. Bunu aşağılamak için söylemiyorum hani tamamen şeyi göstermek için kafada. Ama onu da sana getirdiği bir oturmuşluk, bir sakinlik var bazı açıdan. Gerçi şimdi yavaş yavaş İstanbul'dan da gelen göçte bilmem ne de İzmir'de biraz daha kaotik bir hal almaya başladı ama yine de İstanbul'a kıyaslanabileceğini düşünmüyorum. İzmir o yüzden çok daha düzenli, temiz. Ben bir de o zaman Ankara'dan gelmiştim İzmir'e. Ankara'da o zaman Melik Gökçek vardı. Ve maalesef benim oturduğum semtlerle pek arası olmadığı için işte toplu taşıma vesaire falan çok aksıyordu. Problem yaşıyorduk falan. İzmir'de mesela en çok o dikkatimi çekmişti. Otobüsler dakiktir, tramvay, tren vesaire işte metro düzgün çalışır, entegre çalışır falan filan. İşte metrodan inip tramvaya geçersin, tramvaydan gidip işte şeye geçersin nedir o, vapura geçersin. Tabii 3,5 sene önce tramvay yoktu çoğu yerde ama şimdi var işte. Yani toplu taşımayla çok rahat işini görebilirsin. Çok aşırı da vakit kaybetmezsin. İzmir'in güzellikleri onlardı. Yaşama fiyatları olarak da İstanbul'dan daha ucuzdu ama sanıyorum şu son birkaç senede çok da aşağı kalır yanı yok gibi geliyor duyduğum şeylere göre. Ama İzmir dediğim gibi ben yaşamayı tercih ederim. Bir tek yazın çok sıcak oluyor. Ama İstanbul'da bildiğim kadarıyla çok sıcak ve nemli oluyor. O yüzden çok bir şey kaybetmezsiniz ama avantajınız ne? Etrafında Foça var, Çeşme var, Bodrum'a yakın falan hani. Sıkıldığınızda hafta sonuna bir gidip gelebilirsin ya da ne bileyim hatta akşam iş mesai bittikten sonra bir Çeşme'ye gidelim desen oluyor yani. Süpermiş. Peki abi daha sonra İzmir'de kaldın. Ben hatırlıyorum böyle ilk zamanları sen demiştin bana. Bizim üniversiteye geldiğinde görüşüyorum ben bir şirketlerle falan. Ben ağzını yokladım hangi şirket acaba hangi şirket diye merak ediyordum. Daha sonra ortaya çıktı ki işte Facebook. Şimdi ben burayı biraz daha detaylı almak istiyorum. Çünkü eminim dinleyenlerin de en çok ilgisini çekecek noktalı şeylerden bir tanesi olacaktır. İlk başta şeyden belki bahsedelim. Mülakat süreci nasıl oldu Facebook'la? İlk teklifi nasıl aldın? Onlar mı sana geldi? Sen mi başvurdun? Bu konuda biraz detay verebilir misin? Tabii ya Facebook'a girmem aslında çok ilginç. Ben yani Facebook'a girmeden sanıyorum 1,5 sene önce falan aslında ilk onlar bana ulaşmışlardı. O da çok ilginç. Yani tam kafamda ya acaba Facebook'a başvursam mı falan filan derken bir tane recruiter'dan e-posta geldi işte Burak düşünür müsün falan filan diye. Ondan sonra ben de düşünürüm konuşalım dedim. İşte gittim, görüştük. Sonra on-site'e geçtik falan. On-site başarılı geçtim hem de. Ama sonra dediler ki Amerika'ya gelmen lazım falan. İşte eşimle konuştuk daha önceki o tatsız Amerika tecrübesinden sonra bir de o sırada Türkiye'de kalmaya biraz daha niyetimiz vardı. Yok dedik teşekkür ederiz kalsın. Ya emin misin falan evet dedim yok bana uygun değil şu anda. İyi tamam dediler çok uzatmadılar. Ondan 3 ay sonra mı 6 ay sonra mı ne? Bu sefer Londra'daki ben o zaman da demiştim hani Londra'da bir pozisyon olsa belki düşünebiliriz falan demiştim. Londra'da reklam takımı ben o zaman Disqus'ta çalışıyorum. Tam da Disqus'a rakip olabilecek bir böyle reklam takımı vardı. Ad Network diye. Oradan bir teklif geldi. O zaman da hala hani çok yakında araları zaten falan. Yok dedim. Şu anda da hala hani düşünmüyorum falan. Kapattık o defteri. Ama işte ondan bir 6-7 ay sonra mı, bir sene sonra mı neyse şey. Hani hem Disqus'ta artık şirket olarak çok iyi durumda değildi Disqus. Ben de artık zamanının geldiğini düşündüm falan. Tekrar bir ulaşayım dedim bakalım hani var mı diye. Şansıma öbür tarafta Amerika'da görüştüğüm elemanlardan bir tanesi Londra'ya transfer olup müdür olduğu ve orada yeni bir takım kurduğunu öğrendim ve o takıma eleman aradıklarını öğrendim. O da beni çok sevmiş yani mülakattan hatırlamış falan. Hadi bir daha gel dediler. Ama zamanlama öyle bir denk geldi ki tam böyle bir haftayla mı 2 haftayla mı ne bir yıllık periyodu kaçırdığım için tekrar mülakata girmem gerekti. Yani bir yıl içerisinde tekrar mülakata girmeden giriş yapabiliyorsunuz ama bir yılı geçtiği zaman bir daha mülakata girmeniz gerekiyor. O yüzden bir daha işte mülakata bu sefer Londra'ya gittim. İşte orada görüştüm falan filan. Tekrar mülakata geçtim. İlginçtir ikinci mülakatta daha başarısız olduğumu düşünüyorum. O da ayrı Peki bir abi şey. ben şey merak ediyorum şimdi. Bilmiyorum.
Ben çok fazla mülakat tecrübem yok. Genelde bu büyük şirketlerden bahsediyorken işte böyle daha çok işte whiteboard sana sorular sordu. İşte daha çok böyle computer science temelli işte günlük işte yaptığın şeylerden çok computer science temelli işte algoritmik sorular sorduğu söyleniyor. En azından öyle duydum, okudum. Öyle miydi seninki de? Ya şöyle telefon mülakatında ne sorduklarını hatırlamıyorum. Ama normal on-site dediğimiz hani ofiste yaptığım mülakatlarda evet beyaz tahtada yaptırıyorlar soruları. Computer Science'ı doğrudan sormuyorlar da hani bir uygulama içerisinde nasıl kullanırsın, kompleksiteden haberdar mısın falan gibi şeyler soruyorlar. Bir de onun yanında ben front-end tarafından gittiğim için alanla ilgili çok güzel sorular vardı. İşte ne bileyim CSS'le ilgili soru geldi, işte JavaScript'le doğrudan işte DOM'la ilgili sorular geldi falan filan. O çok ilgimi çekmişti açıkçası. Yani hani boş boş hani ya biz işte şuna bakıyoruz sen ne kadar akıllısın bilmem ne falan gibi böyle saçma şeylerden çok hani işi yapabilecek misin ne ya da bu konuda tecrüben gerçekten işe yarayacak durumda mı sorularına bakıyorlar. İşte Computer Science'ı sınayan bir iki soru vardı. Onlarda da şey gene JavaScript üzerinden gidiyoruz işte ne bileyim objeler var işte objeler içerisinde bir şey taramaya çalışıyoruz. İşte for loop'u, hash map vesaire falan yapman gerekiyor. İşte hatta iki farklı for loop'ta bir tanesi daha kısa oluyor falan. Neyse yani benim genel spesifik soruda böyle şeyler vardı. İşte JavaScript'te currying vardı. Hani iç içe geçen fonksiyonlar falan filan gibi şeyler yapıyorduk. Ama brain teaser şeklinde değildi. Bir de benim için bence en önemlilerden bir tanesi de şeydi. İşte bu behavioral interview dediğimiz. Yani senin davranışınla ilgili işte nasıl bir insansın, işe nasıl yaklaşıyorsun, hangi seviyede, ne kadar kıdemlisin falan onu ölçendi. Açıkçası benim en keyif aldığım mülakatlar onlar oluyor. Ama teknik mülakatların bazılarında da çok eğlenmiştim gerçekten. Süreç standarttır genelde artık bu tür şirketlerde. Sentry'de de böyle yapmaya çalışıyoruz. Önden belki bir ön soru yapılır. Hani şeysiz, telefon bile olmadan. Sonra telefonda bir tane bir mülakat sorusu gelir. Onu geçersen işte on-site dediğimiz yüz yüzeye çağrılırsın. Tabii şu an pandemi olduğu için genelde video konferans şeklinde oluyor. İşte orada genelde iki tane ya da üç tane kodlama sorusu, bir tane mimari sorusu dediğin işte bakalım proje mimarisine ne kadar hakimsin, işte ne bileyim eğer networkçüysen ona göre işte ne bileyim normal yazılım geliştiriyorsa belki OOP, klaslar vesaire falan olabilir. Ama özetle bir uygulamanın genel mimarisini ne kadar hakimsin onu ölçen şeyler. Bir tane işte davranışla ilgili şey olur. 4 ya da 5 seansta da bu işi tamamlarlar. Ondan sonra iyi başladıysan size teklif gelir. Belki teklif üzerine işte şey ne derler ona pazarlık kaba tabirle pazarlık yaparsın işte şu daha yüksek olsun bu daha düşük olsun vesaire gibi. En son iki taraf da okey verirse kağıt gelir, imzalar atılır, süreç başlar. Senin için de öyle oldu. İmzayı attın, süreç başladı. Sonra da Londra'ya yerleştin. Peki Aynen öyle. şimdi Londra deneyimin nasıl oldu? Özellikle San Francisco'ya kıyasla. Ev bulmadan başlarsak. Yani San Francisco'ya kıyasla çok daha iyiydi diyebiliriz. Ama yine de Londra'da yine çok dense yani yoğun bir şehir olduğu için özellikle mesela İzmir'den sonra Londra bana aşırı kalabalık gelmişti. Hani insan sayısı çok çok fazla. Ve o yüzden de merkeze yakın ev bulmak, özellikle genişçe ev bulmak gene çok zordu. Ama tabii tecrübe şu açıdan çok daha iyiydi. Sonuçta Facebook çok daha büyük ve parası olan bir şirket olduğu için mesela ilk orada bir ay kalacağım yeri işte onlar ayarlamışlar çoktan zaten anlaşmalı oldukları şirket var. İşte o arada bir Amerika ofislerine 15-20 gününe gidip bir orada ilk eğitim alıyorsun. Geri geliyorsun. Onlar ayarlamışlar. O sıradaki konaklamanı gene onlar hallediyor hepsini. Sen hani karşılamasını da geçtim. Sen rezervasyonu bile düşünmüyorsun yani. İşte dönüyorsun tekrar sana bir 3-4 hafta süre veriyorlar. Ondan sonra bir tane şirkette anlaşmışlar. Onlar sana böyle bir günde 10-15 tane ev gezdiriyorlar işte senin belirlediğin kriterlere göre. Sen de ondan sonra onlar arasından bir tane seçebilirsin ya da kendine ev bulabilirsin. Falan filan ve bunlar için ayırdıkları bütçeler falan filan. O yüzden en azından daha az başarılı geçiyor. Ama yine de çok yoğun bir süreç tabii ki. Çünkü her yeri tanıyıp, yani bir şehri tanımak ne kadar zor düşünsene. Yani sen mesela İzmir'de yaşıyorum diyorsun ama İzmir'in her köşesini biliyor musun? Mesela önceden İzmir'de yaşarken. Ben Ben hala bilmiyorum. Bucalan'ın dışarısını bilmiyorum. Ha, aynen yani ben hala bana dese ki şimdi atıyorum ne bileyim işte Buca'ya taşın dese ben de Buca'yı bilmiyorum mesela. Şimdi Buca'ya taşın deseler hiçbir fikrim yok anladın mı demek istediğimi? O yüzden düşünsene bir de yabancı yerden gelmişsin. İşte kredi notu bilmem ne falan gibi saçmalıklar da var zaten. Falan filan. Onlarla uğraşıyorsun. Yani o süreç her zaman şu başta bir karın ağrısı yapıyor yani. Çoğu zaman da olacak olan şu oluyor açıkçası. İlk bir ev buluyorsun hasbelkader. Tamam, çünkü acilen ev bulman gerekiyor. İşte maksimum bir sene o evde yaşadıktan sonra öğreniyorsun şehrin sağını solunu, senin ihtiyaçlarını, şehrin sana sunabileceklerini ve bir şeyin maddi durumunun yeterliliğini vesaire. Ondan sonra bir seneden sonra işte şey yapıyorsun.
hani tamam benim ihtiyaçlarım buymuş, ben artık şöyle bir eve bakayım ya da ne bileyim, eğer imkanım varsa işte satın alma, hani mortgage vesaire falan işte ne gireyim diyorsun falan filan. İşte bizim de ilk bir sene şeydi, daha önce yurt dışından ağzımız yandığı için hani eşimle anlaşmamız şeydi yani, bir sene deneyeceğiz, bir seneden sonra opsiyonel, hani kalabiliriz de gidebiliriz de. İşte o bir sene bitmeye yakın, kira sözleşmesi yenileneceği zaman, yani kalır mıyız gider miyiz hala çok belli değildi böyle hani vesaire. O yüzden de biz aynı yerde çok süper memnun olmasak da yeniledik sözleşmeyi. Onun üzerinden bir süre geçtikten sonra da işte şey, çocuğum olacağı haberini aldık. O arada ben zaten acaba tekrar remote çalışmaya baksam falan diyordum. Çünkü Facebook'un çok yüksek bir çalışma temposu var, oraya döneriz. O yüzden de hani artısını eksisini tartınca, her ne kadar Londra'da aslında birçok şeyden memnun olsak da bir çocuk yetiştirmek için hani ailenin yakında olmak işte ve biraz daha rahat koşullarda yaşamanın bizim için iyi olacağını düşündük. Tam da orada zaten Center'den de gerçekten çok hoşuma giden bir pozisyonla ilgili teklif alınca değerlendirmeye karar verdim ve tekrar Türkiye'ye geldik. Ama dediğim gibi Londra kesinlikle bence San Francisco'ya göre daha yaşanması, yaşaması kolay, uyum sağlaması kolay bir şehir. Onun da bir sürü problem var. Hava bunlardan bir tanesi. Güneş görmek gerçekten çok zor. Ya da böyle rüzgarsız garip havalarda, yani böyle sakin bir havada gezemiyorsunuz falan, ama San Francisco'ya giden gelen varsa ya da bilmiyorlarsa da onu söyleyeyim. Orada da mesela yazın özellikle korkunç bir hava var. O yüzden hani genelde güneşli en azından San Francisco. Burada gerçekten güneş göremiyorsun. Yani biz dalga geçiyorduk insanlarla ilk gittiğimizde. Böyle güneş çıkar çıkmaz dışarı çıkıp güneşleniyordu insanlar. Ha biz İzmir'den geldik ya, güneş görmemiş adamlara diyorduk. Bir sene sonra biz de onlar gibi olduk. Ha güneş çıkmış hadi dışarı çıkalım diye. Yani Londra tarafı öyle. Peki abi şey nasıldı orada mesela, kira maaş oranı? Çünkü San Francisco çok... dedin neredeyse yarısı gidiyordu. Londra. Yok burada 3'te 1'den azdı. Gene yüksekti yani verdiğin kira. Özellikle aldığın eve göre yani. Gene orada 50 metrekare falan bir odalı bir evde yaşıyorduk. Hani şey olarak iki odalılar biraz da pahalıydı falan. Ama mesela hani çok çok daha rahat Londra. Neden? Çünkü bir kere eşime direkt çalışma izni. Çünkü hatta eşimin çalışma izni benimkinden daha geniş. Ben sadece Facebook'ta çalışabiliyorum orada transfer yapmadan. Başka hiçbir yanlış yapamazken eşim orada yani kendi şirketini bile kurabilir durumdaydı. Ve o da orada çalışmaya başladı tabii ki. O bizi hani maddi açıdan rahatlatıyor. Sonra dediğin gibi işte kira vesaire maaşa göre daha iyi. Yine de bu arada ilginçtir. Yani Facebook aslında Londra'daki ekibe aynı işi yapan pozisyonda bile San Francisco'ya %30 falan daha düşük maaş veriyor. Dolar bazında baktığın zaman. Ama yaşam koşulları hemen hemen aynı oluyor falan. Ben yanlış hatırlamıyorsam ünlü bir yazılımcı öyle bir Twitter'da bir şey başlatmıştı. Kendi maaşını paylaşmıştı. Adını unuttum. React'ın geliştiricilerinden bir tanesi miydi? Dan Abramov mu yoksa Sebastian McKenzie mi? Bence... Abramov'da sanırım. Evet. O paylaşmıştı. McKenzie de hatırlıyorum. O sanırım paylaşmıştı. O da şey diyordu yani, millet de şaşırmıştı ya, bu adama bu kadar para mı verilir falan filan diye. Yani bu adam bu kadar mı para alınıyor? 100 bin euro, 100 bin pound gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama ya öyle işte, onun seviyesi üzerine... yani benim, evet işte şey yani şöyle bir şey var. Facebook falan gibi büyük şirketlere gittiğin zaman seviyelendirme var. İşte level 5, level 4, level 6 vesaire falan diye. O adam da E5 kıdemli yazılımcı. Ben de E5 kıdemli yazılımcıyım. Mesela yani hemen hemen biz Dan Abramov'la aynı parayı alıyoruzdur muhtemelen. Anladın mı demek istediğimi? Şimdi insanlar sanıyor ki yani Dan Abramov işte çok ünlü ya da işte bazı açılardan çok çok iyi diye böyle işte para basıyor adam zaten çok rahat yaşıyor falan. Öyle bir şey değil yani. Normal mühendis gibi çalışıyor aslında. Yani benden iyi midir değil midir o tartışılır, o başka bir şey. Ama demek istediğim şey şu hani. Şirket için sen sonuçta bir çalışansın. Senin belirli bir sabit seviyen var. Hani bir startup'ta gibi bir esneklik yok, anladın mı demek istediğimi? Büyük şirketlerin böyle bir dezavantajı diyebiliriz hani. Ama şey de mi almıyordur abi, senden daha fazla atıyorum. Stok almıyor mudur yani bu şeyinden dolayı, ününden dolayı falan yani, bu adamı tutalım işte bunun sayesinde yeni yazılımcılar da çekeriz falan gibi bu tarz şey. Hani maaş konusunda haklısın yani, ne olursa olsun herkese belli bir standartlarda şey yapıyorlardır ama hisseyi vermek sanki daha kolaydır diye evet, düşünüyorum. Güzel, çok güzel bir yerden girdin. Evet, hisseler çoğu zaman daha bonkör dağıtılabiliyor. Daha onlarda limit çok daha esnek diye duydum ben de. Ama bilmiyorum sonuçta hani o ne kadar almış, ben ne kadar almışım falan. Bonuslarda özellikle şöyle bir şey oluyor. Bonus yüzdeleriniz sabit oluyor ama mesela sonuçta atıyorum Dan Abramov benden çok çok daha iyi bir adamsa zaten işte 6 aylık performans değerlendirmesinde çıkıyor. İşte Dan Abramov şeydir, nedir o? Beklentileri çok çok aşmıştır. Harika işler top çıkartmıştır diyor mesela. Ha aynen öyle, top performer bilmem ne oluyor mesela. Onun çarpanı atıyorum 2 oluyor. Benim çarpanım 1 oluyor mesela. O benim 2 katı bonus almış oluyor. Hani öyle bir şeyler olabiliyor. Ama bazı maaş skalaları genelde bir şey oturtulur yani, bantlar oturtulur.
adalet olsun diye, ama işte bu tür esneklikler var. Peki abi Facebook'ta çalışmak nasıldı? Yani sen işte Disqus'ta çalıştın ondan önce. Ondan önce başka şirketlerde de çalıştın. Şimdi bunu hani özellikle soruyorum. Çünkü işte hani Facebook diyoruz şimdi, işte çok hani en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi o. Çok aşırı böyle bir farklılık var mı? Ya da işte çoğu şey benziyor da işte ufak o sahip olduğu güçten dolayı ufak şeyler, dokunuşlar böyle işte farklılık mı yaratıyor? Nasıl bir çalışma ortamı var? Ya Facebook bir kez çok 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 büyük bir şirket. Yani içine girip çalışmaya başlayıp bir süre geçmeden bunu kavrayamıyorsun kesinlikle. Ya ben daha önce hiç o kadar büyük bir şirkette çalışmamıştım. Ya belki atıyorum mesela Türkiye'de Turkcell gibi falan bir kurumsal büyük bir şirkette çalışan bir insan için çok anormal gelmeyebilir bunlar, ama benim için böyle aşırı büyük ve her şey çok bir sisteme oturtulmuş falandı yani. Ama ilginç bir şekilde kültür olarak hala bir startup esnekliğinde, bir rahatlığında bir kültür vardı. O çok hoşuma gitmişti. İkincisi de tabii şu, yani tek bir Facebook yok. Anladın mı? Takımına göre yaşadığın tecrübe çok değişiyor. Benim de mesela 2 ay takımda çalıştım. İki tane çok farklı tecrübem oldu. Ama Londra özelinde genel olarak tecrübem şeydi, yani çok çalışmam gerekiyordu. Gerçekten çok fazla çalışmam gerekiyordu. Belki benim takımlarım biraz öyle, yani benden daha rahat şartlarda çalışan insanlar gördüm. Bir o daha mesela araya gireyim. Çok çalışmak tabii derken şeyi mi kastediyorsun? İşte normalde atıyorum kontratında yazar 40 saat çalışacaksın. Hani günde 8 saatten fazla mı çalışman gerekiyordu? Yoksa o 8 saat içerisinde böyle daha yoğun, atıyorum sürekli bir şeyler yapma gerekiyor. İkisi de. Ama kontratımızda zaten 40 saat falan gibi bir şey yazmıyordu. Hatta kontratta şey yazıyordu. Gönüllü olarak işte saat takibi yapılmasını istemiyorum. Ben az mı fazla mı çalıştığım umurumda değil diye. Bu genelde şirketlerin seni fazla çalıştırmak için kullandığı bir yöntem. Ama sana da şöyle yansıyor. Öteki türlü biz senin kaç saat çalıştığını harfiyen takip edip devlete raporlamak zorundayız. Sen de işte o zaman 40 saati kesin doldurmak zorundasın falan filan diye biraz böyle hani abaltından sopa diyeyim. Ya tam öyle de demiyordu. Ben esnek çalışma yapmak istiyordum zaten. Yani saatler çok önemli olmadığı için. O yüzden ben de gönüllü olarak çıktım oradan. Açıkçası oturup hani kaç saat çalışabilir bakmadım, ama şöyle diyeyim. Yani mesela benim girdiğim ikinci takımda özellikle nöbet çok geliyordu. On call dediğimiz nöbet çok sık geliyordu. İşte 2 haftada, 3 haftada bir nöbet geliyordu ve iğrenç geçiyordu hepsi. Mesela sonunda bir hafta sonra ilk defa yürüyüşe çıktık demiştim pazar günü böyle. Öğlen 2 gibi falan bir alarm geldi. En son akşam 11'de bilgisayar başından kalktım ondan sonra. Yani hani dediğim gibi çok çalışıyor. Ve daha hani işte iş temposunu ayarlamakta çok zorlanıyorsun. Çünkü takımların şöyle bir özelliği var. Her takım eksik adamla çalışıyor. O da bir felsefedir. Hani herkes aslında normal şeyinden biraz daha fazlasını yapsın diye. Ama bazı takımlar çok eksik adamla çalışıyor. İşte bizim takım onlardan bir tanesiydi. Çok iş bekliyorlardı. Yani çok çetin bir şey var. Mücadele var. Work-life balansı çok iyi değilmiş. Yani benim. Ya en azından benim kendi takımlarımda ben onu kuramadım maalesef. Benim hatam da olabilir tabii bazı yerlerde, ama gördüm diğer arkadaşlar da bayağı çalışıyorlardı yani. Hani. Mesela Amerika'daki arkadaşlar öğlen 3'te 4'te rahatça işini bitirip çıkan insanlar görüyordum. Ben kesinlikle hiçbir zaman 5'ten 6'dan önce rahat çıkamadım yani iş yerinden. Onun dışında ne diyebilirim? Peki İki farklı takım demiştin. Ha, söyle. Aynen, ben de tam onu soracaktım. Ekiplerin nasıldı? Kaç kişi çalışıyordu? İlk girdiğim ekip maalesef ekipteki kişiler iyi olmasına rağmen müdürün tecrübesizliğine geldik. Bahsetmiştim daha önce hani müdür. Daha önceden mühendis olan birisi, sonradan hani müdür olmuş. Ve arada yeteri kadar hani training vesaire de geçmemiş anladığım kadarıyla. Ve ondan sonra bir de hani onun tecrübesinin üzerine bir de o organizasyon şemasında da böyle çeşitli katlarda anlaşmazlıklar vesaire olduğu için ilk 6 ayım hiç fena değilken sonrasında çok çok ciddi sıkıntılar yaşadım. O yüzden takım değiştirdim. Ben de artık akıl sağlığını da korumak açısından. Sonra da zaten o takımdan kimse kalmadı Facebook'ta, öyle diyeyim. Yani o derece şey oldu. Hani sıkıntılı bir geçiş oldu. Sonra arkadaş yönetici olarak çok daha iyi bir yere geldiğini gördüm. Hatta şimdi direktör olmuş. Stripe'da çalışıyor şu anda. Yok Stripe'a geçti en son. Çok iyi. Diğer geçtiğim takımda komik bir şekilde o daha önce reddettiğim Ed Network takımıydı. öyle denk geldi. Sonra da pişman oldum hatta. Keşke o zaman gitseymişim diye. Çünkü çok güzel, çok keyifli çalıştım orada. Çok çok kaliteli insanlar vardı. Bir de reklam, mesela şimdi aslında Facebook tarafına da gelelim. Reklamlar üzerine çalışmaktan böyle ölesiye korkan bir insanken aslında baktım ki reklam üzerine çalışmak aslında çok çok eğlenceli, güzel ve faydalı bir şey aynı zamanda. Ve orada onu gördüm. Onun için uğraştım. Orada altyapı takımındaydım gene. O yüzden belki de yükümüz biraz çoktu. Yani ürün geliştiren takımlarda o kadar stres olmazken altyapı takımında sonuçta
Ben hiç altyapı takımında çalışmadım. Da çalışabilir miyim hiç sanmıyorum da. Genelde ben kendimi böyle pro daha çok yakın hissediyorum. O yüzden hep böyle product geliştiren ekiplerde çalışmıştım. İşte bizimki de product infra'ydı yalnız. Öyle bir şey yani operasyondan çok hani product infra. Ama şöyle bir saçmalık vardı. Mesela takıma geliyorsun. Birden diyorlar ki işte şu 5-6 tane alakasız yer var. Bunların ownerları yok. Ama bunlar foundational. Onun için hepsinden sizin takımınız sorumlu. Daha önce kodu hiç görmemişsin. Kodların çoğu çorba gibi yazılmış. Ve üzerinden saniyede 1 milyon request geçiyor mesela atıyorum. Ve yani sen sorumlusun. Alarm geliyor. Alarmın ne demek olduğunu bile anlamak bazen vakit alıyordu yani. Hani bu ne alarmı ne ki falan diye böyle. Sonra ama en son ayrılmaya yakın çok iyi. Hani çok alışmıştım her şey. Çok güzel gidiyordu. Onun için bayağı aslında ayrılırken üzüldüm ama o açıdan gene de burada daha iyi bir hayatımız olacağını düşündüm ki tahmin ettiğimiz gibi oldu özellikle pandemide olduktan sonra. Ama ayrılma nedeni Facebook değildi yani atıyorum yani ben işte böyle çok şeydi de sevmedin artık yeter ya da işte Londra'da değildi. Sadece bahsettiğin kişisel sebeplerden ötürü o karar vermek zorunda kaldım. Ve sanırım Facebook o zamanlarda çünkü şu zamanlarda bayağı şey diyor işte remote çalışmaya falan geçiyoruz diyor ama o zamanlar herhalde öyle bir şey sunmadılar sana sen ayrılmak istediğin. Hatta o zaman benimle birlikte mesela Yarın'ın şu an Yarın V2'yi yapan arkadaş da benzer sebepten ayrıldı. Fransız bir arkadaş da Fransa'ya gitmek istiyordu. O zaman çok çok katılardı bu konuda. Yani ben Türkiye'den 1-2 haftadan fazla çalıştığım zaman bile hani tatile geldi vesaire falan hoşlanmıyordu HR bundan. Yani şöyle şimdi Facebook yüzünden ayrılmadın ya da Londra yüzünden ayrılmadın demek çok net olmuyor. Çünkü benim bu kişisel sebeplerin aslında altında bu şeylerin de eksikleri yatıyor. Mesela Facebook'taki bu çok yoğun çalışma temposu benim için net bir şekilde eksiydi. Çünkü ben çocuk sahibi olduğum zaman sonuçta ona çok vakit ayırmak istiyorum. Yani günde 8-10 saatten fazla ve aşırı yoğun çalışıp yorgunlukla hareket ediyorsam çocuğuma yeterli vakti ayırabileceğimi düşünmüyordum. Mesela bu önemli bir faktör benim için. Ve bu çalışmanın karşılığında atıyorum işte 5-6 sene sonra çok çalıştım. İşte harika performans gösterdim. Direktör oldum. Yükün hafif gidecek mi? Hayır yani daha da artacak. Hani en azından o aşamada bu yüke hazır değildim. Belki bundan 1-2 sene sonra hani tekrar o şeye girebilirim ama o sırada benim için uygun değildi yani. Ama eminim daha az tempoda çalışıp daha çok tatmin eden şirketler vardır. Yani o yüzden mesela bu aslında Facebook'un bir kusuru diyebilirsin. Londra'nın kendisi de yine hani yaşamaya daha elverişli atıyorum. Viyana daha rahat bir şehir olabilir ya da işte Londra'nın daha dışında ya da başka İngiliz kentleri var. Daha rahat yaşayabileceğim, daha uygun fiyatta yaşayabileceğim falan. Ve remote müsaade edilseydi belki hani öyle bir opsiyon olabilirdi ama bundan hiçbiri olmadı. Yani bunlar sadece kişisel şeyler değil ama benim ihtiyaçlarımla o benden yani o insanların diğer sunduğu şeyler tam örtüşmüyordu. Öyle diyebiliriz. Hani kusur bulmaktan öte böyle bir söyleyebiliriz. Peki abi şeye geçelim. Sen çünkü Sentry'de dedin çok hoşuna giden bir pozisyon vardı. Sentry'yi de biraz konuşalım. Ondan sonra bu Facebook ve Facebook'un reputasyonu hakkında konuşalım. Sentry'deki bu pozisyon neydi? Hani sen Facebook'ta bile çalışıyorken çünkü ben şeyi tahmin edebiliyorum. Facebook gibi büyük bir şirkette çalışıyorsan, iyi bir yazılımcıysan belli bir süre sonra kendini kanıtladıktan sonra çok rahat bir şekilde ekibini değiştirebilirsin diye tahmin edebiliyorum ve bu sayede hani kafana yatan daha uygun bir pozisyon ya da uygun bir product üzerine çalışabilirsin diye tahmin ediyorum. Şimdi öyle bir şey olmadı ama onun yerine sen Sentry gibi kaç kişi çalışıyor tam olarak bilmiyorum ama Facebook'a kıyasla 100 kat daha ufaktır diye tahmin edebiliyorum. Yani orada nasıl bir pozisyon sana sunuldu ki o senin bayağı böyle bir ilgini çekti ve onu da kabul edip daha sonra da İzmir'e yerleşmeye karar verdim. Şöyle, Facebook'ta daha girdiğin andan itibaren zaten takımını genelde kendi seçiyorsun. Yani bir 5 haftayla 10 hafta arasında değişen bir bootcamp dedikleri bir eğitim süreci var. O sırada son birkaç haftasında takımların yöneticileri kendilerini tanıtıp bayağı bildiğin işte adam almaya çalışıyorlar takımlarına. Bizim takıma gel, bizim takıma gel falan filan. Süpermiş. Benim nispeten gideceğim takım belli olduğu için ilk başta hani ben o takımı seçtim oradan devam ettim falan ama hani değiştirebilirim. Değiştirmek de hani içeride performansla ilgili sıkıntı yaşamıyorsan kolay. Yani ben takım değiştirmek istiyorsun. Yöneticilerle konuşuyorsun, anlaşıyorlar. Genelde rahat bir takım değiştirebiliyorsun. Hatta bu teşvik ediliyor. Ya orada da işte ikinci takıma geçtim sonuçta. Hani oradaki yöneticiyle anlaştım falan filan. Sentry'deki olay şu. Sentry'de şu an 150 kişi çalışıyor. Ben katıldığımda 100 kişiden az kişi vardı. Belki 50-60 falandır hatırlamıyorum tam şu an tam sayıyı. Bana sunulan pozisyon şu bir, yani şöyle pozisyonun da ötesinde bir sürü şart bir araya geldi. Birincisi Discuss'a daha önce çalıştığım ve çok sevdiğim takım liderim. Orada artık müdürüm olacaktı. Şu an VP of Engineering orada. Zaten onunla görüştüm hani ilk başta. Yine Discuss'tan çalıştığım birkaç tane güzel arkadaşım, iyi arkadaşım oradaydı. Zaten Sentry'nin kurucusu da Discuss'ta eskiden çalıştığım bir arkadaş David Kramer.
Hani onlar hep etkenler. Sentry'nin kendisini ürün olarak çok seviyordum. Hani ben daha Discuss'tayken çok beğendim bir ürünü. İşin komik tarafı daha ilk çalıştığım şirkette, E-Kalite dediğim o şirkette Sentry'nin çok çok primitif bir versiyonunda biz işte MySQL database'e bir şeyler ekleyerek falan yapmaya çalışmıştık. O yüzden o fikri de çok hani takdir etti, beğendiğim bir fikir. Kısaca bir Sentry'den de bahseder misin abi? Ne ürünü? Ben kullandım tabii. Bir önceki şirkette. Sentry şu işe yarıyor. Uygulamanızda çalışma zamanında oluşan hataları siz yakalamasanız bile explicit bir şekilde, yani bilinçli bir şekilde try except falan gibi bir şekilde yakalamasanız bile o kendisi otomatik yakalayıp Sentry'nin sunucularını raporluyor ve daha hızlı bunları grupluyor. Aynı stack trace'e sahip hataları tek bir hata olarak gösterip ama tek tek eventleri de görebilmenizi sağlıyor. Bunu yaparken atıyorum frontend çizdiniz mesela işte hangi tarayıcıda, işte hangi bölgede, hangi ayarlarla olmuş, oraya gelene kadar hangi request atmış falan gibi böyle bütün bu verileri topluyor size. Tak diye önünüze koyuyor. Bu şeyin önüne geçmiş oluyor yani. Abi işte Safari bilmem ne versiyonunda bir müşterimiz şöyle bir hata alıyormuş, bakabilir misin? Yani Safari'yi kur, bul, işte tam o versiyonu bulmaya çalış, tam o state'e gelmeye çalış. Ondan sonra tam bir tıkla oldu mu, olmadı, nasıl olacak ya da oldu, hadi bir daha aynısını yapalım, işte breakpoint ekle falan. Hiçbirine gerek kalmıyor çünkü bu hata olduğu anda zaten sana raporlanmış oluyor. Bizde öyle olmuyor abi, bizde Safari'de bunlar olmuyor demiyorlar. Direkt app çalışmıyor diyorlar. Sonra sen sorularla bu Safari'ye böyle 5. 6. mesajda Safari'de olduğunu falan öğreniyorsun. Genel Türkiye'de öyledir yani. App çalışmıyor. Abi Sentry kullanın. Sentry kullanın ya. ya bu arada şaka bir yana Sentry'nin açık, yani Sentry zaten açık kaynak, full açık kaynak. Gerçi tam böyle açık kaynağın şeyleri nedir o? Neferleri diyeyim. Buna kızabilir çünkü Sentry ben geldikten kısa bir süre sonra lisansını BSL dediğimiz Business Source License diye bir şey çevirdi. Teknik olarak açık kaynak değil. Source Available dediğimiz hani kaynağa erişilebilir diye geçiyor. Ama yani bütün pratik işi kullanımlarda açık kaynak diyebiliriz. İşte aynı Elastic'in yaptığı şeye göre biz de Amazon bizim üzerimizden ekmek yemesin diye küçük bir oraya değişiklik eklemek zorunda kaldık. Detaylarını başka zaman konuşabiliriz ya da burada gerekirse konuşuruz. Peki abi şimdi ekip dedin sen. Araya giriyorum gene. Ekipteki kişiler bayağı senin daha önceki Discuss ekibin toplanmıştı. O seni cezbetti. Başka pozisyonu senin için çekici kılan bir şey var mıydı? Çünkü ben şeyi de hatırlıyorum. Senin şu anki title'ın open source developer olarak geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ben open bu title'ı engineer. Engineer olarak geçiyor. Ve bunu da çok fazla görmedim. Yani onu da biraz açabilir misin? Tabii tabii. Zaten pozisyonun işte en cazip iki yönden bir tanesi uzaktan çalışmamın tamam olmasıydı. İkinci en büyük cazip yanında open source engineer olması. Yani tamamen açık kaynak. Hani Sentry'nin kendisi zaten tamamen açık kaynak. Ama benim yapacağım iş de Sentry'nin açık kaynak süreçlerini yönetmek, oturtmak, işte planlamak vesaire üzerineydi. Hani çok geniş bir etkinlik alanım ve spektrum vardı. Sadece geliştiriciler, aynı zamanda community manager dediğimiz hani toplulukta da iletişimin kuvvetli olması gerekiyor falan bu tür şeyler. Benim de özellikle burada Facebook'ta çalışırken yarındaki tecrübem çok hani işe yaradı. Ama yarın da bu pozisyonu alabilmemin sebebi de işte Discuss'ta daha önce yaptığım ve ESLint'te yaptığım açık kaynak çalışmalardı. ESLint JavaScript'çiler bilir zaten hani işte kodunuzun işte hatalarını ayıklayan, bazı hataları ve stylistik şeyleri önünüze sunan bir araç. Neyse yani buradaki açık kaynakla haşır neşirliğim ve oradaki aldığım roller sebebiyle bu pozisyon benim için çok cazip. Mozilla aynı şekilde başta söyledik. Ve oraya gidince de ilk başta Redis Engineer dediğimiz bir pozisyona geldim aslına bakarsan. Hani benim kafamdaki şey, uzun sürede bunu yaptık. Hani Redis Engineer nedir? İşte yeni sürümün çıkmasını sağlar, sürümleme vesaireyle uğraşır. Hani normal SaaS dediğimiz hani Sentry IO'da çalışan servisin release'leri zaten otomatik yapılırken open source release'leri otomatik yapılmıyordu. Çok uzun bir süre bunları otomatize edip hani hatasız hale getirmeye çalıştık. Hatta yakın zamanda da işte JS İstanbul'da bununla ilgili de bir sunum da yaptım. Hani onlarla uğraştım. Ama dediğim gibi pozisyonun bu hani açık kaynağa odaklanması ve bu kadar geniş bir spektrum olması benim için çok önemliydi açıkçası. Çünkü Facebook'ta beni en çok irite eden şeyden bir tanesi çok spesifik küçük bir alana odaklanmak zorunda kalıyorsun. Çünkü büyük şeye hakim olmak çok zor. Ancak hani Facebook'un ilk zamanlarında katılıp tecrübelendiysen oraya gelebiliyorsun falan. Ama işte Sentry'de zaten şirket küçük ve sana direkt gelirken bu geniş sorumluluk alanı verdikleri zaman İşte o Facebook'un önceki seviyesinden Sentry'e girmişim gibi oldu. Hani o benim için önemli bir faktördü açıkçası. Süpermiş. Peki şeyi de sorayım. Facebook'a kıyasla muhtemelen maaş anlamında sana Sentry aynı olanakları tanımıyordur diye tahmin ediyorum. Ama sen İzmir'de yaşadığından dolayı
o senin için bir handikap olmamıştır muhtemelen. Aynen dediğin gibi. Yani çok uzaktalar mı bilmiyorum. Kıyaslamak da çok mümkün değil çünkü hani Londra, Türkiye, Amerika vesaire falan hepsi işin içine giriyor. Ama zaten kendileri de söylemişler. Yani biz hani o şirketlerle rekabet etmiyoruz haberin olsun diye baştan benim hani arkadaşım söylemişti. Hani Google, Facebook vesaire falan şeyi bekleme bizden diye. Yani işte buradan şu çıkıyor. Yani maaş her şey demek değil. Hani benim hayat standartım ama yükseldi yani. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Hani ben daha mutlu yaşıyorum her açıdan. Benim için önemli olan o yani. İşimi de güzel yapıyorum. Hani o yüzden de ne bileyim ben parayı kovalayan bir insan olmadım açıkçası. Ama öyle yaptıkça da hayat standartım yavaş yavaş yükseldi yani ilginç bir şekilde. Tabii herkesin böyle olacak diye bir kural yok ama hani en azından benim için işe yarayan yöntem bu diyebilirim yani. Evet. Ya şey sanki değişiyor gibi abi. Yani kariyerin başlangıcında ilk maaşı kovalayayım diye diyorsun. Ya da işte Türkiye'deysen Türkiye'den gideyim neresi olursa olsun diye çıkıyorsun. Ondan sonra çıktıktan sonra görüyorsun. Ya aslında ben az kazanıyormuşum falan diyorsun. Daha çok kazanmaya başlıyorsun. Ondan sonra evleniyorsun. Yavaştan böyle work-life balance şeyi işine giriyor. Çocuk sahibi oluyorsun. Hayat kısmı daha ağır basmaya başlıyor. O zaman da hiç şeyi o kadar çok düşünmüyorsun. Hani o şey oluyor yani herkes için herhalde o timeline benzer şekilde yaşanıyor. Yani Mert sen tabii çocuk sahibi olmadığın için şu an çok anlayamıyorsun ama çocuk olduktan sonra gerçekten hani çocuk öncesi ve çocuk sonrası olarak ikiye ayrılıyor hayat. Ben de öyle oldu en azından. Ben de kesinlikle öyle. O yüzden hakikaten bakışlar çok değişiyor yani hayata bakış değişiyor. Peki o zaman şimdi abi senin kariyerini aslında ülke ülke dolaşarak anlatmış olduk. Gelelim bu Facebook mevzusuna. Ben önce şöyle bir giriş yapayım. Ben hiçbir Facebook ürünü kullanmıyorum. Telefonumda ne WhatsApp var, ne Instagram var, ne Facebook hesabım var. En son herhalde bir Facebook hesabım olmuştu. Onda da bizim okulun ya da işte bölümle ilgili haberleri tahliye. Orada bir Facebook grubu vardı. Oradan paylaşıyorlardı. İşte sınav tarihi değişmiştir falan filan diye. Yani o da ayrı bir mevzu. Tabii bilgisayar bilimleri bölümü olup da şeyleri Facebook üzerinden paylaşmak haberleri. Ben hiçbir servisini kullanmıyorum. Nedenlerine gelecek olursak işte başlangıçtaki en büyük neden işte bu skandallar. Sen tabii benden çok daha iyi biliyorsun orada çalışmış biri olarak. İşte Cambridge Analytica skandalı olsun. İşte buna benzer bir sürü skandallar. İşte sen mesela şey dedin, o belki birçok insana trigger etmiş olabilir. Ben Hacker News'te de bu tarz tartışmalar çok gördüm. Yani işte şey diyorlar, yani işte bir engineer olarak nasıl gidip böyle bir üründe çalışabilirsin? Hiç mi etik değerlerin yok? Yani ya da işte şey diye bir söz vardır. Dünyanın en zeki engineer'ları toplanmış reklam sayılarına gelen klikleri arttırmak için uğraşıyorlar. İşte Facebook'ta ya da Google'da. Aslında ben de benzer şeyleri düşünüyorum. Yani tabii çünkü günün sonunda geliri arttırmaya çalışıyorsun. Geliri arttırmak için işte daha çok reklam veren, reklam veren daha çok olabilmesi için daha çok işte conversion rate'in yüksek olması gerekiyor falan. Hani o tarz şeyler beni çok rahatsız ediyor. İşte sürekli mesela takip ediyor olması çok rahatsız ediyor. İşte mesela şey okumuştum. Seni sürekli bir profil yaratmaya çalışıyor. İşte sen mesela Facebook hesabın olmasa bile seni anonim olarak profilliyor ve daha sonra bu Facebook'un like butonundan seni takip etmeye çalışıyor. İşte mesela ben başka bir siteyi ziyaret ediyorum Facebook dışında. Facebook'taki her şeyimi tabii ki takip ediyor ama atıyorum farklı bir siteyi ziyaret ettiğimde oradaki like butonu sayesinde benim o siteyi de ziyaret ettiğimi bilip o şekilde sürekli beni her yerde takip edip profilleyen ve bunun sonucunda da bana reklam göstererek işte para kazanmaya çalışan bir şirket görüyorum. Tabii CEO'nun davranışları işte söz verip işte bunları engelleyeceğiz, engellememesi falan filan o Amerikan Senatosu'nda verdiği ifadeler falan. Yani oradaki o tarz şeyler de aslında biraz şey yapıyor, rahatsız ediyor beni. Şimdi ben aslında onu sormak istiyorum sana. Sen Facebook'a girmeden önce muhtemelen bunların çoğunu biliyordun. Buna rağmen Facebook'taki şeye evet dedin. Ya teklifine evet dedin. Tabii yani çok tabii. Şimdi ben bunu böyle diyorum da yani hayır diyebilecek kaç kişi var? O da farklı bir mevzu da.
Hani ben o senin karar verme sürecindeki şeyi merak ediyorum. Hani böyle bir imajı var. Gerçi sen oradayken belki bu kadar kötü değil olmayabilir. Ondan da bahsedersin. Ama sen buna rağmen böyle bir şeyi kabul ettin ve orada çalışmaya başladın. Yani şöyle, ben açıkçası hayatımın hiçbir döneminde hani reklam görmekten rahatsız olmadım açıkçası. Beni rahatsız eden tek şey şuydu, insanların rızası dışında onların takibinin yapılması çok doğru gelmiyor. Hani bu konudaki bazı eleştirilerine katılıyorum. Ama hani reklam görmek aksine, mesela ben Facebook'taki reklamlardan görüp beğendim, bir sürü hatta satın aldığım ürünler var, bunlardan da memnunum. Instagram'dan gördüm falan. Hatta sanırım işte Peak Design'ın çantasını almıştım mesela. Hani onu orada görmüştüm ilk defa falan. Benim açıkçası bu konuda pozitif bir şeyim var. Hani tecrübem var reklamlarla ilgili. Discuss'ta çalışırken yaptığımız reklamlardan işte reklamların kötü ya da karanlık tarafını gördük diyebilirim. Yani karanlık demiyor ama hani çok başarısız hedeflemeler de var ve hani işte bu gördüğün her yerde karşına çıkan, mesela bir kere bir ayakkabıya bakıyorsun ve işte sayfanın 38 yerinde aynı ayakkabıyı gözüne sokuyor falan, böyle halbuki almaktan vazgeçmişsin ya da çoktan almışsın falan, hani bu tür şeyler var. Onlar ama hani yani kötü mühendislik ya da kötü ürün yönetiminden kaynaklı şeyler, hani başka bir şey değil. Şimdi o kadar böyle uzun ve parçalı bir şey sordun ki en son hani karar verme sürecini söyleyeyim sana. Karar verme sürecinde aslında benim Facebook'la ilgili tek olumsuz önyargım şuydu. İşte Move Fast and Break Things dedikleri bir filozofileri vardı, felsefeleri vardı. Ve ben hani biraz daha böyle hani işleri düzgün yapalım, hani kod temiz olsun vesaire kafasında bir insan olarak ilk başta bunu çok irite etmiştim beni. Sonra Facebook'ta çalışan bir arkadaşım hani beni orada gezdirdi, birkaç kişiyle tanıştırdı falan. Bakınca aslında kültürün o kadar da hani böyle laçka olmadığını gördüm kaba tabirle. Orada hani bir de içeri girince de gördüm. Hani orada fikrim değişti. Bir tek benim tek şeyim oydu hani kaygım. Yoksa onun dışında bu tür şeylerde ben hani bu işin başka yöntemi olmadığını düşünen birisiyim açıkçası reklam kısmında. Şimdi oraya geleyim hani Facebook ya da ona bağlı ürünleri kullanıp kullanmamak tamamen kişilerin bireysel özgürlüğü olan bir şey. O yüzden de hani mesela yine kullanın diyemez kimse. Bu yüzden bir kere zaten hani Facebook'un yaptığı şeyi beğenmeyen insan kullanmaz. Şimdi burada şunu görüyorsun ama Facebook'un hala işte 2 milyar, 3 milyar neyse aktif kullanıcısı var aylık. İşte bu Instagram, WhatsApp vesaire falan iyice yayabiliyorsun falan filan. Demek ki bir sürü insan bütün bu şeylere rağmen Facebook'u bir şekilde faydalı ya da vazgeçilmez buluyor. Şimdi birinci şey bu. İkincisi, internette bir ara birisiyle kavga etmiştim ben, hatta böyle ünlü kimdi ya. İnanmıyorum. Seni hiç hayal edemiyorum daha kavga ederken. Ya yok, kavga ederken adam bayağı bildiğin bana şey yaptı ya, saldırıda bulundu yani. Şey dedi birisi işte, Facebook, Google olmadan hayatımız daha güzel olurdu falan filan gibi bir şey yazmış birisi böyle. Anıl Deş diyeceğim değildi. Neyse böyle bir adam yani hani şey. Neyse ben dedim ki yani kesin şey retweet ettim şey alıntı yaparak. Ya ben buna kesinlikle katılmıyorum. Facebook ve Google olmasaydı ben hayattaki birçok fırsata erişemeyecektim. Şu an öğrendiğim, kariyerimde yaptığım bir sürü şey yapamayacaktım. Bu sadece Google, Facebook'la çalışmak değil. Hani mesela Discuss'taki bir sürü arkadaşım ama Facebook üzerinden temasta kaldım çok uzun süre. Hani falan bunları yapamayacaktım dedim. O da işte benim profilime bakmış. Tabii böyle dersin, seni pis işte ex Facebook'u yazmış falan böyle hani. Yani ben de adamı açıklamaya çalıştım falan ama. Neyse gelecek olursak geriye, Facebook ücretsiz bir servis, tamam mı? Hani sonuçta kimse seni zorla kullandırmıyor. Ücretsiz servis de sonuçta bir şekilde idame edilebilir hale getirmesi gerekiyor. İnternette insanlar şeyi çok alışmıştı bunlar ya. Size gireyim bedava her şeye erişeyim, işte haberi okuyayım, işte kitabı okuyayım, bilmem ne yapayım, müziği bedava dinleyeyim falan. Böyle bir, ama yani bedava olan hiçbir şey yok ya bu hayatta. Yani para demek, işte insanlar diyor paranın gözü kör olsun falan. Hayır, para demek senin yaşamını idame ettirmek için yaptığın iş, çalışmanın bir karşılığı yani. Git dağ başında yaşadıkları zaman ne yapacaksın? Orada da bir odun toplayacaksın, işte meyve yetiştireceksin, yemek yapacaksın, bilmem falan. Bunların hepsi iş, tamam mı yani? Bunların hepsini kendi yapmak istemiyorsan, para dediğin likit müthiş bir icat yapmışlar. Bir avantajı da hani biriktirebiliyorsun ekstradan. Hani sonuçta işi biriktiremezsin ama hani bu fazladan çalışıp biriktirme şansın var. Böyle bir avantajı var. İster istemez tabii ki bir gelir adaletsizliği falan oluyor. Şimdi oralara girmeyeceğim ama hani işin özü bu. Hani Facebook sonuçta sana ücretsiz bir hizmet sunuyor, iletişim hizmeti sunuyor, işte arkadaşlarına fotoğraf paylaşıyor, bilmem ne yapıyor. Hepsinin bir maliyeti var. Bu maliyeti bir yerden çıkartması gerekiyor. İşte içeride bir sürü tartışmalar dönüyor. Bunu abonelikle vesaire yaparsan bütün dünyaya yayma şansın yok. Yani sen Amerika'da işte ya da biz mesela İstanbul'da işte beyaz yaka bilmem ne per insanlar olarak işte atıyorum ayda 10 lira, 10 dolar neyse bunun ücretini karşılamakta rahatsızlık duymazken, sen işte Kenya'da, Zimbabwe'de bilmem nerede yıllık geliri 100 dolar olmayan insanlara bu hizmeti götüremezsin yani, tamam mı? Hatta oradan aldığımız reklam paralarını bile görseniz hani komik paralar yani, işte çok inanılmaz düşük ücretler reklam gelirleri ama en azından
hani totale yayabiliyorsun. Aslında Facebook şey gibi oluyor burada. Çok ilginç bir benzetme olacak. İnsan beni taşlayabilir diyor ama hani daha sosyalist bir şirket bile diyebilirsin düşünürsen. Zenginden alıp fakire veriyor düşünürsen. O hizmeti çünkü senin o çok fakir yerlere Facebook'taki o iletişim hizmetini ya da Google'ın bu müthiş arama hizmetini o çok fakir yerlere götürme şansın mümkün değil normalde. İşte zengin ülkelerdeki gösterdiği reklamlardan edindiği paraları aslında oraya dağıtmış oluyor bir nevi. Vergi gibi düşünebilirsin yani. Benim bakış açım buydu açıkçası. Hala da böyle. Ve işin ilginç yanı şu, yani yıllardır televizyon izliyoruz. Televizyonda çılgın çılgın saçma sapan reklamlar falan filan görünüyor ve reklamları gene segmentliyorlar, yani hedefliyorlar zaten. Ama hedeflemesi şu: hafta içi saat 8'den işte 10'a kadar en çok kim izler? İşte ne bileyim 38 yaş üstü işte ev hanımları ve onların çocukları izler. O zaman bunlara Eti Puf reklamı gösterelim falan atıyorum. Anladın mı? Hani buna göre bir şey yapıyor ve o Eti Puf reklamını kaç kişi gördü? Onun sayede kaç kişi Eti Puf aldı? Bilmem ne, Eti Puf'un bunu ölçme şansı yok yani, tamam mı? Seni takip etmesinin sebebi de bu. Benim çalıştığım reklam ekibinde mesela bizim idealimiz şuydu. Ben Mert Bulan'ı tanıyorum. İşte bu işte şeyi seviyor. Ne bileyim yine Eti Puf örneğinden gidelim. İşte çikolatayı şekerlemeyi çok seviyor. O zaman ben buna işte Eti Puf reklamı göstereyim. Tamam. Şimdi Mert Bulan işte Eti Puf reklamını gördü. Bunu gördükten 3 gün sonra Eti'nin sitesine gitti ve 10 tane Eti Puf siparişi verdi. Ve bu bilgi de Facebook'a geri beslendi. O zaman Facebook gidip Eti'ye diyor ki bak kardeş diyor, sen bana reklam vermiştin. O reklamı ben Mert'e gösterdim. Ya Mert diye tabii sen vermiyorsun. Atıyorum 300 kişiye gösterdim. Bu 300 kişi karşılığında 500 tane satış yaptın. Hadi sökül paraları ver diyor. Eti de şey olarak mutlu mutlu diyor ki aa çok iyi çünkü işte benim o zaman reklamdan ne kadar paraya ne kadar satış yaptığımı görebiliyorum falan diyor. Bunlar çok önemli metrikler. Ve bunlar aslında hayatımızda birçok şeyi optimize eden metrikler. Paranın çöpe sarması, emeğin çöpe sarmasını engelleyen şeyler ama işte karşılığında ne, ödediğin şey ne? İşte seni takip ediyor. Şimdi bu birinci kısım, tamam mı? Hani konuyla ilgili. İkinci kısımda da şu. Facebook'ta o skandal dediğin, Cambridge Analytica dediğin şey bir skandal değil bana sorarsan. Facebook platformunu kötüye kullanan bir şey var, şirket var. Ve şirket Terms of Service dediğimiz kullanım koşullarına aykırı kullanıyor. Facebook'un uyarılarına aldırış etmiyor falan. Facebook'u burada suçlayabileceğin tek şey, adamlar evet evet biz datayı sildik dedikten sonra silmemişler. Hani ona bakmıyor bir. İkincisi de işte mesela atıyorum Seyfettin benim arkadaşım Facebook'ta. Ben de işte doğum günü hatırlatıcısı diye bir tane uygulama kurmuşum. Seyfettin'in doğum gününü o uygulamayla otomatik paylaşmış oluyor. Düşünürsen aslında çok mantıklı yani. Sonuçta bilgi benim bilgim aslında. Ama aynı zamanda Seyfettin'in de bilgisi. Doğum günü sonuçta özel bir bilgi. Ama benim arkadaşımın bilgisini bir uygulamada kullanabilmem için, sonuçta onun bana doğum gününü hatırlatmaması için o bilgiyi ona paylaşmam lazım. Burada aslında şey olması gerekir. Yani Seyfettin'e bir uyarı gidip, ya bak Seyfettin Burak şöyle bir uygulamada senin doğum gününü paylaşmak istiyor, izin veriyor musun falan gibi bir şey sunması gerekiyor. İkinci eksisi de buydu Facebook'un. Ama bunu görmek inan o zaman çok kolay değildi. Çünkü API'ler açıktı genelde. Hı hı. Ve sonra buna karşılık olarak da bütün API'leri kapatmak falan gibi böyle daha korkunç bir yere gittiler. Aslında şu an Facebook eskisinden olan daha kötü ve kapalı bir platform bana sorarsan. Ama insanların baskısından dolayı böyle bir daha kötüye gitti bence. Şey bu, hani skandal dediğimiz kısım bu. Ha, arada tabii ki bir iki tane işte veriyle ilgili başka şeyler olmuştur ama ciddi büyük bir sızıntı vesaire. Bir tane işte ciddi bir bug vardı. İşte görmüşsündür başkalarının profillerine bakıp oradan veri çalma falan gibi bir şey vardı. Onu da kısa süre içerisinde kapatmışlar. Ya tabii ki ihmaller vesaire var, bak ona bir şey söylemiyorum ama bu ihmaller başka şirketlerde falan da çok daha fazla var. Bu Facebook'u aklamaz ama gidip Facebook'u dünyanın en kötü şirketi gibi göstermelerinin bahanesi olarak kullandıkları şeyler geçerlidir, bunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Google'ın aslında günahı çok daha büyük. Facebook bunu yapmadan önce Google her hareketini izliyordu, hala da izliyor. Google AMP dediğim proje interneti hızlandırmak kisvesi altında mesela. Hı hı. Senin aslında bütün web sayfalarının trafiğini çatır çatır sömürmek üzerine tasarlanmış korkunç bir sistem. Hı hı. Mesela hani bu var. Ne bileyim sen Google'da Android telefon kullanıyorsan bütün lokasyondan bilmem neye kadar her şeyini biliyorsun. İşte Apple çok iyidir, gizlilik önem veriyor bilmem ne falan. O da palavra maalesef. Yani o da gidiyor, Çin'de sunucusu var, bilmem nesi var. İşte backup'larını encrypt yapmadan, şifrelemeden saklıyor falan, bir sürü şeyleri var. Yani şirket mesela Apple şu anda mesela, şimdi ikiniz de Apple'ı seviyorsunuz. Soracaktım Apple mevzusunu. Yok, bitince soracaktım Apple mevzusunu. Çünkü bu IDFA saklama mevzusu falan senin alanına giriyor. Onu bir soracaktım sana, ne düşünüyorsun diye. İyi geldi. Devam et abi. yani IDFA vesaire dediğin bunları saklaması Apple'ın tamamen ekosistemi iyice böyle kendi kontrolü altında tutup oradan böyle son kuruşuna kadar parayı alıp çıkartma hedefinin bir parçası. Çünkü yani bunu kaldırdığı zaman şirketler mutlaka bir alternatif bulmak zorunda kalıyorlar. Anladın mı? Yani halbuki bunu sistematik olarak IDFA'yı vermiş olması çok daha iyiydi. Çünkü ben istediğim zaman IDFA'yı siliyordum. Ve bir sürü ama abi hala veriyor yani, şunu da söyleyelim yani, dediğin gibi sen mesela
birkaç dakika önce dedin hani bunu kullanıcıya sormak lazım. Apple'ın yaptığı şey de o aslında. Sadece kullanıcıya soruyor. Vermek istiyor musun, istemiyor musun? Aynı şekilde hani nasıl Facebook bana şu an diyorsa Mert Facebook kullanmak istiyor musun? İstemiyor musun diyor. Ben ona cevap veriyorum. Kullanmak istemiyorum diyorum. Tamam diyor. Yani o da benzer tamam, şimdi... şekilde Apple'da kullanıcıya bir şey soruyor. Bir daha bir şeye de ben araya sen şimdi şimdi şey olacak. Apple'a laf söyledi. Ortalık karışacak değil. Bilgilendirmek amacıyla söylüyorum. Şey konusunda haklısın. Cloud'da tutulan iMessage'lar şifrelenmiyor. Doğru. Bunun şifrelenmemesinin nedeni senin iMessage'ın senkronize olabilsin cihazlar arasın diye. Ve bunu kapatabiliyorsunuz. Ben mesela bu yaptığım şeylerden bir tanesi. Bu kesinlikle benim zarfımda da kesinlikle bir açık. Yani Apple'ın iMessage'daki senin yazışmalarını şifrelemeden tutması çok bence büyük bir sıkıntı. Ama sana böyle bir opsiyon veriyor. Sen bunu kapatıyorsun senkronizasyonu. Tabii arasında eğer bir cihaz kaybolursa bütün yazışmaların gidiyor. Ama en azından herhangi bir devlet kurumu senin yazışmalarını istediğinde, iCloud backup'ını istediğinde orada herhangi bir senin yazışman bulunmuyor. Onu da tavsiye edeyim eğer bu tarz şeyleri düşünenler. Bunun kısmında gerek kalan çoğu her şey benim bildiğim kadarıyla şifreli. Ya ama bu dediğin şöyle öyle bir ifade ediyorsun ki sanki hani aslında teknik olarak mümkün değil maalesef bunu yapmak falan. Teknik olarak gayet de mümkün abi bir tane kısa bir hayır, şekilde. Hayır işte teknik olarak mümkün. İşte hayır işte ben de o yüzden diyorum eleştiriyorum yani bunu şey yapmıyorlar ele almıyorlar. Ben de ona çok şeyim yani çok basit bir şey aslında yapabilecekleri ikincisi... ama yapmıyorlar. Ama en çok istenilen data da o şeylerden. Devletler biri tamam direkt işte, diyor ki yani... iCloud datasını iste o da onu veriyor ama... Gene kullanıcının bir şey olmasa, opsiyon olması iyi bir şey ama işte yani bir yandan ikincisi de mesela işte diyorsun ki Apple soruyor kullanıcı diyorsun. Android de soruyor şimdi. Android nasıl diyor? İşte bu uygulama sizin şeyinizi kullanmak istiyor. İşte lokasyonunuzu kullanmak istiyor. Bu kerelik izin ver. İşte sadece kullanırken izin ver. İşte arka planda sürekli almasan izin ver. Şey ne yapıyor? Apple ne yapıyor? Sanırım en son güncellemeden sonra falan böyle kurarken böyle kocaman böyle ünlemler falan. Bu uygulama sizin telefonunuzu bilmemizi, şuyunuzu, buyunuzu her zaman her şekilde istediği herkese dağıtır şunu yapar, bunu yapar. Dikkat edin ünlemler falan. Şimdi böyle yapmak var tamam mı? Ya Dark UX Patterns diye bir şey var. Ya da bunu bir bağlam içine koymak var. Facebook devasa bir uygulama olduğu için tabii ki kameradan, mikrofonla bilmem neyle. Çünkü Messenger var, bilmem ne var falan. Hani hepsine erişecek tabii ki. Ha bunları mesela Android'in eski versiyonlarında zaten ilk kurarken böyle 500 tane permission falan çıkıyordu. En büyük kötü şeylerden bir tanesi. Bu baştan bütün izinleri veriyorsun. Halbuki şimdi yeni versiyonda kullanmak istediğin anda bir tane bir şey çıkıyor. Bir dakika şu an kameranı kullanmak istiyorum. Müsaade ediyor musun? Evet çok basit. Yani hani daha iyi bir UX'e geçebilirsin. Yani Apple bunu tamamen benim gördüğüm bir pazarlama şeyi altına yapıyor. İkinci örnek vereyim mesela. İşte şu ara privacy yükselişte olduğu için Apple, Google ve Facebook'la başka şekilde rekabet edemediği için. Çünkü yapay zeka vesaire konusunda ihtiyar kadar ilerleme sağlayamadılar. Sonra da şeye kastılar. İşte biz privacy'den vuracağız deyip bunu cihaz üzerinde yapacağız diye kastılar. Ha şu an gerçekten o işte neural learning, işte AI engine bilmem ne falan yani gerçekten başarılı ama hala mesela bir Siri Google Assistant yanında böyle oyuncak gibi kalıyor. Evet. Yani ezik resmen çok affedersiniz ama hani hiç işe yaramıyor yani. Ki Google Assistant'da süper işe yarayan falan bir şey değil ama onun için Siri iyice artık hani işler arası bir durumdaydı en son baktığımda. Belki ilerlemiştir ama işte buradan vuramadığı için de işte privacy bilmem ne deyip öbür taraftan da reklam tarafından sıkıştırıp Google ve Facebook'u sıkıştırıyor yani yaptığı şey bu. Gerçekten biz mesela Facebook'tayken Apple bizim sertifikalarımızı bir şey silmişti. Bu da skandal diyebileceğin şeylerden bir tanesi. Neymiş işte o sertifikalardan bir tanesi bir tane hoşlanmadıkları uygulamada bir yerde kullanılmış bir şey olmuş. Ya evet orada Facebook'un kabahati vardı ama sen Facebook'un bütün sertifikalarını kaldırdın anda bizim bütün iş telefonlarımız falan her şeyimiz çalışmaz hale gelmişti. Mesela rezaletti yani çok büyük bir rezaletti. Hatırlıyorum hani, doğru. İşte bu anladım ama bu şey değil, iyi niyetli bir hareket değil ya onu demeye çalışıyorum. Tamam bak ortada bir hata var ama hani hata bu şekilde kapatılıyor. Ortada ama sanırım şey ya Seyfettin de bu konuları konuşmayı seviyor Apple'ın bütün geliştiricilere aynı davranması. Şimdi o muhtemelen başka bir geliştirici de olsa ona da aynı şeyi yapardı. Onlar da muhtemelen Facebook öyle yapınca onu da hem sevmediklerinden dolayı da öyle şey yapmışlardır da anında. Apple hiçbir geliştiriciye eşit davranmıyor. Gıcık olduğuna kötü davranıyor. Çok sevdiğine de imtiyaz sağlıyor. Zaten bunlar Epic davasında ortaya çıkan şeyler. Aynen. Yani şu çok acıklı yani. Apple gerçekten inanılmaz iyi ürün geliştiriyor. Bak ben şu anda mesela Android kullanıyorum. iPhone 12 mini'yi özellikle almak için çok böyle aşırı istiyordum ama Android platformunu bana sundu bazı esneklikler. Mesela atıyorum ben Firefox kullanıyorum. Hani bu sadece bir felsefi şey değil. Gerçekten daha rahat buluyorum onu her yerde. Telefonda Firefox'u varsayılan tarayıcı olarak kullanıp şey yapılmak istiyorum. Apple'da mümkün değil.
paylaşmak istiyorum bir şeyi rahatça. Apple'da gene geldi. İşte bahseden tarayıcı olarak istediğin tarayıcıyı ayarlayabiliyorsun. 14'te geldi. Ah çok şükür. En azından o zaman ileride düşünebilirim. Yani biz iPhone'u. Bu ya böyle birkaç tane şey çok sinirim bozuyordu, anladın mı? Bu podcast'in birinci bölümünde bu konuya biraz değindik. WWDC'de bu sene Apple çok privacy'ye ayrı bir şey ayırdı. Gerçekten nasıl bir tablet pazarı, bir telefon pazarı varsa Apple için de privacy ayrı bir pazar haline geldi. Yani onun için aslında satışları arttıran bir iş kolu gibi bir şey oldu yani privacy. Bunun üzerine o yüzden biraz da gidiyorlar. Yani satışları arttıran bir şey olduğu için. Çünkü adam düşünüyordu ki yani Android'de privacy özellikleri daha düşük, iPhone'da daha yüksek. Ben gizliliğime, mahremiyetime önem veriyorum deyip iPhone alıyor. En azından o algıyı oluşturuyor. Tabii bazı kısımlarda birazcık daha privacy'si fazladır. İşte az önce bahsettiğimiz Siri'nin aptal olması mesela bunlardan bir tanesi, belki de kasıtlı olarak yapılmış bir şey. Ama dediğin gibi yani bu yani Tim Cook'un Apple'ın da şöyle bir şey var. Kârı maksimize etme üzerine çalışan bir firma haline geldi Apple. Bundan da bahsettik. Yani orada önemli olan iyi bir product yapmaktan ziyade ben kârı maksimize edecek özellikleri product'a nasıl entegre ederim konusu üzerine çalışıyor Apple. İşte privacy de bunlardan bir tanesi sadece diye düşünüyorum. İşte böyle deyince ama Apple sanki hiç böyle kullanışta iyi güzel şey yapmıyormuş gibi söylüyorsun. Yok yapıyor tabii canım. O konuda yapıyor. Hakkını vermek lazım. Yani ne bileyim mesela AirPods gerçekten devrimsel bir ürün bence. Ne bileyim Apple Watch şu ana kadar öyle o kadar iyi bir akıllı saatim hiç olmadı mesela. Şu anda ben başka Android bir şey kullanıyorum. Yani işler acısı gerçekten. Hani falan yani bir sürü şeyde çok iyiler ama işte kapalı platform bir yerden sonra beni çok limitliyor. O yüzden daha kötü olduğunu bildiğim halde ne bileyim gidip Dell alıyorum işte şey alıyorum işte iPhone alıyorum. Peki, falan şu anda vesaire. Şimdi abi şey dedin de benim bir an o anım canlandı. iPhone mini'ye geçeyim dedi. O şeyi hatırladım. Biz seninle ilk buluştuğumuzda bu forumda buluşmuştuk sanırım. Orada seninle bir iPhone SE konuşması yapmıştık. Sen de iPhone SE kullanıyordun. Ben de iPhone SE kullanıyordum. İkimiz de böyle o ufak iPhone kullanma şeyinden zevkinden bahsetmiştik. Ben de şu sıralar tekrardan ufak mini'ye geçmeyi düşünüyordum. Tekrardan sen o mini'yi bahsedeceğim. Aa dedim. Tekrardan ikimiz aynı anda muhtemelen bir sonraki seride mini'ye geçeceğiz. Sen de Firefox'u şey yapabilirsin artık. Varsa belki de bir Sailor'ın telefonda deneyip ikna olursam şey yapabilirim de. Bu arada şimdi konuyu Facebook'un Apple'a getirip tekrar Facebook'a geri getirmek istiyorum. Facebook'un medyada bu kadar aşırı karalanmasının altında iki sebep var. Bir tane, bu arada Facebook'un yaptığının hepsini belki misli Google'da yapıyor. Evet. Bakın dikkat edin, Google'da bu kadar büyük bir tepki yok ortada. Evet. Mesela Amazon da benzer şeyler yapıyor. Amazon'a da o kadar şey yok. Facebook'un bu kadar tepki çekmesinin sebebi bir şey. Facebook'un bir ifade platformu olduğu için ve Facebook'ta dürüst anlama, gerçek anlama ifade özgürlüğünü maksimize etmeye çalışıyor. Çünkü Facebook bakın bir özel şirket. Yani kimin ne diyeceğine karışmıyor. Mesela Twitter ben o konudaki yaklaşıma çok katılmıyorum. Onlar biraz popülist yaklaşıyorlar gibi geliyor bana. Tabii belki samimilerdir bilmiyorum ama. Facebook'un işte bazı videolar özellikle kaldırmaması, haber niteliği taşır bunlar. Bunların paylaşılması gerekiyor. Ya da bu hate speech gibi gelebilirsen ama aslında yanlış da olsa bir ifade özgürlüğü, bunun ifade edilmesi gerekir gibi şeyler konusundaki görüşlere ben katılıyorum aslında. Toplumun gittiği özellikle Kaliforniya'daki ya da Amerika'daki bazı böyle aşırı solcu diyebileceğim insanlar artık aşırı solcu mu oluyorlar artık onu da bilmiyorum. Social justice warrior şeyine sınıfına giriyorlar yani işte. Neoliberal faşist diyoruz onlara ama neoliberal diyelim biz. Çok yaftalamak gibi oldu ama galiba doğru bir terim sanıyorum benim kafamdakini daha iyi ifade etti. Yani demek istediğim şey yani onu öyle diyemezsin. Bunu böyle bu işte bana hakaretleri şudur budur falan. Yani şöyle bir şey var. Birisine hakaret etmek de ifade özgürlüğüdür. Eğer hani hakaret etmek suç ya da karşındakinin hayatını gerçekten çok çekilmez hale getirecek ya da zorlaştıracaksa tabii ki bunun bir suç şeyi vardır nedir cezası vardır ama bunu gibi özel şirketler vermez. Yani onu devlet seviyesinde yaparsın. Her ne kadar ben internete devlet kontrolü gelmesini düşünmesem de yani mesela ben atıyorum ekşi sözlük gelip benim yazdığım bir şey ya bunu sen bunu diyemezsin silemez, silmemeli. Doğrusu şudur yani birisi suç duyurusunda bulunur gidersin bakarsın yasada suçsa silersin. Ya da hani kapatırsın vesaire ya da anladın mı yoksa silmek de çoğu zaman doğru bir şey değil. Falan hani Facebook'un yapmaya çalıştığı şey bu. Hatta yakın zamanda dikkat ederseniz bir işte content moderation platform ya da komite falan gibi daha bağımsız bir yere götürmeye çalıştığı işi. Zorlayınca insanlar hani onlar da bu yola gittiler. Neyse bu bir yani politik konularda çok şey olmaz. İkincisi
İşte bu Trump'ın ve aslında ondan önce de Obama'nın kampanyasında gördüğünüz gibi mesela Obama yaptığı zaman herkes böyle Obama çok iyi bir dijital kampanya yürüttü, o harika bilmem ne falan diyorlardı. Aslında Obama da aynı şey yapmış yani çok düzgün bir şekilde hedeflenmiş, reklam göstermiş. Aynısını Trump yapınca işte Facebook bizi bilmem ne yaptı, şöyle kandırdı, böyle yaptı. Abi aynı şey yapıyorlar. Yani aynı şey yapıyorlar. Trump'ınki kandırma da değildi yani ikisi de. Yani doğrularını söyledi bir şekilde. İşte bununla ilgili tabii ki işte politik reklamlarda transparanlık falan çıktı. Onlarla uğraşmak gerekiyor. Haklılar o talepte. O yüzden ama hedef tahtasına yani politik konusunda çok daha büyük bir gücü varmış gibi görünüyor. İkincisi de bayağı gitti işte New York Times, bilmem ne falan gibi büyük medya kuruluşlarının hayvan gibi aldığı reklam pastasını çat diye hepsini Facebook'la Google kendi üzerlerine çekti. Yani tabii. Kim olsa saldıracak tabii ki. Yani şimdi New York Times'ın sen Facebook ve Google'la ilgili yansız haber yaptığını düşünüyor musun gerçekten? Birisi senin gelip kafana vurup elinden ekmeğini alsa, o, her gün sen onun yüzünden fakirlik çeksen gidip ondan sonra adamla ilgili doğru haber yapamaz. İstesen de yapamazsın. Yani o yüzden de o Cambridge Analytica bilmem ne skandalları çıktığı zaman ki bir sürü New York Times haberini okuyorum. İçindeyim işini yani görüyorum. Belgeler benim önümde. Facebook'a bir sürü her şeye erişebiliyorum. Bazı olaylar benim önümde yaşanmış. Adamın ifade ettiği şeyler factual olarak yani nedir o? Gerçekten. Doğru yani. Verdiği bilgi doğru. Ama onu öyle bir sunuyor ki sana okuyunca Allah diyorsun. Allah belasını versin bunların. Yani hani ama diyorsun ki aslında öyle olmadı. Ama işte yorumunu gerçekten öyle bir harmanlıyor ki inanılmaz bir habercilik gerçekten. O da başarı yani. Gerçekten o da bir başarı ama ben size söyleyeyim yani The Guardian, New York Times özellikle bu ikisi tamam mı? Fırsat buldukça Facebook özellikle böyle nereden saldırsak diye bakan şeyler. Onun için onları böyle iki kere düşünüp okumak lazım yani. Doğruluk payı var ama öyle bir tartmak gerekiyor. Ya Amerikan medyası ayrı bir dünya. Ben asıl şeyi merak ediyorum abi. Şimdi hani dışarıdan baktığında çok negatif bir algı var Facebook konusunda. Özellikle bu developer camiasında. İçerideki ben o zaman şeyi merak ediyorum. Engineer'lar nasıl düşünüyor? Yani hani şimdi ben mesela hani hayal ediyorum kendimi. Şu an çalıştığım şirket hakkında herkes böyle çok olumsuz, aşırı bir şey besledi. Sürekli ben haberlerde işte şirket böyle kötü, böyle kötü, bunları şey yapıyor falan desen. Hani kötü hissederim ve bir anda şey bulmaya çalışayım ya artık. Ben bunla hani şey gibi mesela bayram günü ziyarete gidiyorsun. Soruyor yani işte nerede çalışıyorsun? İşte Facebook'ta çalışıyorum. Hani böyle boynu bükük şey yaparsın, söylersin falan. Ben onu merak ediyorum. Oradaki çalışanların. Ya ben o içeride olduğum sırada patlak vermişti bu Cambridge Analytica muhabbetleri falan. Yani ben o şekilde hissetmedim ama içeride öyle bir his oluyordu. Benim hissettiğim daha çok bir haksızlık hissiydi açıkçası. Yani çünkü dediğim gibi görüyorum hani şirketin genel toplamda yaptığı bir sürü iyi şeyin yanında bu tür şeyler bir de yanlış çarpıtılarak verilmesi. Yani tam şirketin hatalarını göstermek yerine daha da böyle büyütülüp gerçek hataların üzerinin örtülmesine sebep oluyor bu arada. Sana söyledim mesela bilginin otomatik paylaşılmasına kimse konuşmadı falan neyse. Yani dostlar arasında falan böyle sorular geldi zaman onlara doğrusunu söylemiş çocuğum. Ya bakın aslında doğrusu şöyle hani doğru bilgi bu bilmem falan diye açıklıyordum. Ama şirketin için tabii ki morali tabii ki düşürüyor yani. İşte benim gibi haksız zorunu düşmek bile bir moral kaybı. Ve ben ayrıldıktan bir süre sonra da bir grup mühendis mesela şey oldu işte. Özellikle o Trump ve Capitol Hill'in basılması falan filan gibi şeyler de fikir ayrılıklarına düştüler ve orada işte Facebook şöyle yapmalıdır, Mark Zuckerberg böyle yapmalıdır falan filan da internette, Twitter'da böyle organize olan küçük bir grup vardı falan. Bir kısım istifa eden oldu 3-5 tane galiba ya da belki ne bileyim 10-20 tanedir hani şey yapmıyorum ama genel olarak hani insanlar orada niye nasıl çalıştığını biliyorlar ya da bir kısım da abi ben çok iyi para kazanıyorum zaten burada son teknolojik oluyorum umurumda değil deyip çalışıyor falan. Hani geniş bir spektrum var gene orada. Ama içeride çok açık bir tartışma platformu var orada bazen ateşli tartışmalar da dönüyor. Aynen ben ondan bahsedecektim. Ya ben çok okudum bu haber sitelerini işte Facebook'ta böyle tartışıyor. İşte birisi böyle işte açık platformda Mark Zuckerberg'i böyle eleştirdi falan. Şey falan yani sanırım Mark'ın kendisi eleştiriye açık bir insan ve hani şey olmuyor ya bunları şutlayın gitsin hani bunlarla uğraşmayalım. Böyle bir şey söz konusu. Böyle bir şey olsa zaten skandal çıkar şirkette gerçekten. Şirketin kültürü kesinlikle öyle bir şey değil. Yani dediğim gibi hakarete varmadığın sürece hani böyle acayip ya da işte kişisel bilgi sızdırmadan falan filan sürece kesinlikle böyle bir konuda şey olmaz. En fazla olabilecek şey hani bu dediğin şey üslubu kötüdür bilmem ne falan deyip hani bir müdüründen fırça yiyebilirsin belki en fazla ama kimse böyle aşırı bir şey olmadığı sürece şirketten atılmaz yani. İşte şey vardı yani her cuma marka soru sorun diye bir seans vardı. İşte hem uzaktan katılabiliyorsun hem şeyde San Francisco ofisinde gerçekten de şeye gidip San Francisco Menlo Park ofisinde bayağı markla işte 5 metre mesafede gidebiliyorsun. Mikrofon çıkıp soru soruyorsun. Sonra da hep beraber yan yana yürüyüp çıkıyorsunuz. Bazı insanlar yanına gidip sohbet ederek çıkmaya devam ediyor. Yani hani
Ve bu adama bazen çok saçma sapan ya da çok zor, iğneleyici sorular sorabiliyorlar. Adam da hepsini elinden gelince düz bir şekilde cevaplamaya çalışıyor. Yani açık söyleyeyim, hani özellikle o yaştaki, yani adam çok genç düşünürsen ve bu şirketin başına da çok genç gelmiş. Birisinin bu konularda böyle mantıklı, olgun, dürüst, kaçamak olmayan cevaplar vermeye çalışması beni etkilemişti açık söyleyeyim. Yani ben hani Mark Zuckerberg'i çok seven insanları böyle tuhaf buluyorum. Hani böyle idolleştirenleri falan. Hala idolleştirmiyorum ama hani gerçekten istisnai bir insan. Yani öyle hani boş atıp tutan, kandırıcı vesaire değil. Yani şu an hatta gördüğümüz hani Google'ın başındaki insanlar, Jeff Bezos vesaire falan, bunlar gerçekten istisnai insanlar. Öyle insanları göstermeye çalıştığı da yalan dolan bir mevcut değil. Belki bazı hani kişisel, mesela Steve Jobs da bazı açılardan çok insanları yıpratan bir kişiymiş falan filan ama yani yalancının ötesinde insan, onu demeye çalışıyorum. Yani kandırıcı, yalancı vesaire değiller. Biraz daha böyle nötr bakmaya çalışmak lazım. Medya bu konularda işleri büyütmeyi çok seviyor. Anladım. Seyfettin, ben geleyim. Stephen Diven'in Facebook kitabını okudun mu? Stephen Diven'in Facebook diye bir kitabı çıktı. Bütün bu kuruluşundan Facebook'un bu Cambridge Analytica olayına kadar içeride dönen, Zuckerberg'in de röportajlarının olduğu falan bir kitap var. Bayağı da kalın bir kitap. Ben yakın zamanda okudum da sana da bir sormak istedim, okudun mu diye. Yo, listeme yeni ekledim ben de geçen. Galiba belki senden görmüş bile olabilirim Goodreads'de. Okuma listemde, kesinlikle okuyacağım ama henüz okuyamadım. Ya bu senin bahsettiğin eksiklikleri bu Cambridge Analytica olayında o da bahsediyor. Fakat bunları genel olarak şeye bağlıyor yani. Niyet kötü değildi. Sadece hani Move Fast and Break Things şeyinden dolayı bazen etraflıca hani bunun kötüye kullanılacağını ve sonradan sil deyince silinmeyeceğini falan akıl edemediler. Orada ekstra temkin davranmadılar falan diyor. Senin söylediklerini az çok örtüşüyor. Onu da tavsiye ederim yani dinleyicilere. Biraz kalın bir kitap ama hem Türkçesi de var. Türkçe çevirisi de var. İyi de bir çeviri. Tavsiye ederiz yani. Stephen Levin'in Facebook'a da notlara yazıyoruz. Süper. Evet, kesinlikle şey dediğin daha isabetli dediğinden, hani bir ara tek amaçları mesela olabildiğince genişletmekmiş Facebook'un kullanıcı tabanını. İşte bu telefon numarasından arkadaşlarını bu eşleştirme, arkadaş önerme falan oradan çıkmış mesela. Bunu yaparken de hani gizlilik vesaire tarafını sonra düşünememişler. Özellikle ihmal edilmemiş çoğu yer. Sonradan bazı yerlerde yöneticilerin göz yumduğu bazı şeylere ispatlanmış tabii, yani yazışmalar falan. Hani böyle aktif bir kötü niyet ya da aktif bir hani nasıl diyeyim, boş vermişlik yok aslında. Hani hepsi aslında hesaplanmış şeyler genelde. Hani ya bunun avantajları dezavantajlarına göre daha yüksektir deyip bazen o da yanlış karar verilmiş olabilir ama hani genel olarak dediğim gibi hani insanların gözünde gösterildiği gibi Facebook para hırsını bürümüş falan bir şirket değil. Benim en azından gördüğüm kadarıyla. Peki abi, bilmiyorum Seyfettin, senin sormak istediğin başka bir şey var mı? Yoksa ben Apple'a yavaştan soracaktım, onu sordum. 1 saat 20 dakikayı geçtik. En uzun bölümümüz oldu bu. Aynen, yavaştan kapatalım bölümü. Ben teşekkür ediyorum Burak Yiğitkaya'ya. Ağzına sağlık abi. Ben çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çok çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyeyim o zaman. Tabii ben yani bu konuşmamızdan birkaç daha bölüm çıkartırım gibi geldi. Muhtemelen ileride tekrardan davet etmeyi düşünüyorum. Tabii ki. Farklı Düşün podcast'lerin 7. bölümünde Burak Yiğitkaya ile konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın.